Hepimiz bildiğimiz gibi insanız ve bir annenin kucağında büyürüz. Hepimizin bir çevresi vardır ve giderek başlangıçta anne babadan, babamızdan öğrendiklerimizi kendi aklımızı devreye koyma ile değiştirmeye, sağlamasını yapmaya ve aldıklarımızın eğrisiyle doğrusunu seçimini yapmaya çalışırız. Okuruz, başkalarını dinleriz, düşünürüz, tartışırız. Bildiğiniz gibi peygamberlerin dışında kimseye vahiy gelmediği için insanlar düşündüklerinin ya da bildiklerinin 100 üzerinden 100 doğru ya da mutlak doğru olup olmadığı konusunda emin olamazlar. Ama mümkün mertebe zannı galip dediğimiz, yani kuvvetle muhtemel hale getirmesi için yapılacak şeyler vardır. Örneğin üzerinde durulan konu İslam ise Kur'an'la tuttuğu nispette, Kur'an'a uyduğu nispette bir düşüncenin İslamiliği söylenebilir ve iddia edilebilir. Bu toplum, yani biz Türkler, Müslüman olduğumuzdan bu yana İslam'ı bozulmuş şekliyle başlangıçtan öyle aldığımızdan ki Abbasilerin son dönemi Türklerin büyük bir yoğunlukla Müslüman olmaya başladıkları dönemdir. Beni Ümeyye, yani Emeviler ve Abbasiler döneminde Kur'an dışı kültürlerin İslam'a taşınması sonucu yoğun bir şekilde eski Hint kültürü, Yunan kültürü, Şamanist kültür, Zerdüşt kültürü, Hristiyanlık ve Yahudilerin kültürü İslam'danmış gibi gösterilmek suretiyle gerçek İslam ile İslam olmayanı seçemeyecek hale gelen ümmet, yani Müslüman topluluğu gerçekten o gün bugündür çok büyük sıkıntılar çekiyor ve elindeki sermayesini bitirmiş, adeta denizi bitirmiş, karaya oturmuş bir gemiye benzemektedir. Müslümanların yeryüzünde Filipinler'den Fas'a kadar aşağı yukarı mevcut nüfusun 1 milyar 100 veya 1 milyar 200 milyonunu oluşturduğunu biliyoruz. Kendisine Müslümanım diyen insanların bu kadar miktarda olduğunu görüyoruz. Birçok devlet veya devletçik halinde, beylik veya şeyhlik halinde, krallık veya meliklik halinde bulunduğunu da biliyoruz. Brunei Sultanlığından Fas Krallığına, Türkiye Cumhuriyeti'nden Mısır bilmem nesine kadar aşağı yukarı 50 küsur kendine İslam diyen ya da halkı Müslüman olduğu için öyle olduğunu söyleyen yeryüzünde bunca devlet de var. Küçüklü büyüklü. Ve nüfusları toplamı söylediğimiz gibi 1 milyar 200 milyon civarındaki mevcut dünya nüfusunun 1/5'ini oluşturmaktadır bu nüfus. Az değildir. Buna rağmen Müslümanlar gerek parça parça oluşları, gerek kendilerini yönetenlerin kendilerine hayran olmak yerine, yani kendi dinlerine, kendi ideolojilerine, yani İslam'a, Kur'an'a hayran olmak yerine kendilerini, güvenlerini yitirip sonuç olarak başkalarına hayran olmalarının, örneğin ve öncelikle Batı'ya hayran olmalarının sonucu, idare ettikleri, yönettikleri toplumları Batı'ya benzetmek sevdası ile perişan edilen halklardan oluşmaktadır. Gerçekten nasıl ki bir deliye gönül rızasıyla gömlek giydirilemez, ancak birkaç kişi zor kullanarak bir deli gömleği denilen gömlek giydirilir ise, hemen hemen Fas'tan Filipinlere kadar Müslümanları idare edenler, içinde bulunduğumuz ülkeden Mısır'a kadar, Brunei Sultanlığından Güney Afrika'daki Müslümanların haline kadar hepsi birbirine bu açıdan benziyor. Gerçekten halkın inancının tersine, halkın isteğinin tersine, halk bir başka yöne kıblesini Kabe'ye çeviriyorken yöneticiler o milletin kıblesini batıya çevirmeye çalışmışlar ve bugün içinde bulunduğumuz rezilliğin diz boyu olduğunu tüm alem görüyor, kendimiz de yaşıyoruz çünkü o rezilliğin içindeyiz boyumuza kadar. Aslında yeryüzü coğrafyasına bakıldığında gerçekten Allah'ın Müslümanlara bahşettiği topraklar gerek jeopolitik bakımından, gerek stratejik bakımından, gerek iklim güzelliği açısından, gerek doğal servetleri bakımından, yeraltı yerüstü servetleri bakımından, bitki çeşitliliği bakımından hakikaten
yeryüzünün bir başka yeriyle kıyası mümkün olmayacak derecede güzel, avantajlı ve böyle harcamakla bitmeyecek boyutlarda servetler içerdiğini, servetler ihtiva ettiğini görüyoruz. Buna rağmen, yani bu zenginliklere rağmen Müslümanların haline bakıyorsunuz, ezici bir çoğunluğu fakirlik içerisinde. Bu zenginliklere, bu iklim güzelliğine rağmen Müslümanların çoğu aç kalıyor veya çok miktarda insan Müslümanların içerisinden. Efendim elbisesiz dolaşıyor, başını sokacak bir yuvası yok, bir göz damı yok. Bu nasıl iştir? Yani yokluk içerisinde varlık çekmek gerçekten garip bir şey ve insan için bu hiç de anlaşılır şey değil. Bunun elbette ki sebebi öncelikle bizler olmamız. Yani kusuru öncelikle insan kendisinde aramalı. Elin gavuruna söylenecek söz çok olmakla beraber ona söyleyeceğiniz sözü ona geçirmek, ona dinletmek mümkün değil ama kendinize söyleyeceğiniz sözü kendinizin dinlemesi mümkün. İnsan kusuru kendinde arar, yapması gerekenleri yapar, kaçınması gerekenlerden kaçınır ise mutlak surette bir düzelme sürecine girer. Düzelme sürecine giren fert ve toplumlar kendine gelme sürecine de girmiş sayılır ve giderek içinde bulunduğu zilletten kurtulmanın yolunda yürür ve mesafeler kat eder. Biz bu konuda İslam'a Müslüman olduğundan bu yana gerçekten fevkalade üst düzeyde hayran olan, onu çok seven, her şeyini uğrunda vermeye hazır şekilde seven bir toplum olduğumuzu hem kendimiz biliyor, görüyoruz, hem kitaplar yazıyor, hem de gerçekten çeşitli başka ülkelerde gördüğümüz, tanıdığımız Singapurlu Müslümanından Güney Afrikalı Ahmet Didat'ına, Kanadalı Müslümanından bilmem Pekin Camii imamına kadar görüşüp konuştuğumuz insanlar bu hususta adeta ağız birliği etmiş durumdalar. Yani Türkiye'deki Müslümanlar İslam için vermedik ne can bırakmış, ne mal bırakmış, ne evlat bırakmış, yani vermedik şeyi kalmamış. Fakat nasıl bir İslam için, ne şekilde vermiş, uğruna bunca fedakarlığı yaptığı İslam nasıl bir İslam? Bu hususta maalesef atalarının üzerinde yürür bulduğu yolda yürümeyi İslam zannederek bütün bu fedakarlıkları yapmış. Yoksa bunca fedakarlık yapılır fakat toplum hala bu düzeyinde kalır, bir dirhem daha üst düzeye çıkmaz ise belli ki bunun daha esaslı fakat başka bir sebebi olmalı ve var. Bu da Müslümanız diyen insanların genel olarak fevkalade çok ve üst düzeyde, yüksek düzeyde itibar ettiğini söylediği Kur'an-ı Kerim ile arasının açık olmasıdır. Kur'an-ı Kerim'in adı geçtiği zaman herkes neredeyse saygı duruşuna duruyor. Aman efendim abdestsiz ele almamaktan tut da bilmem onu biz anlamayız, aman o Allah'ın kelamı bilmem ne filan, doğru Allah'ın kelamı. Ama Allah onu haşa başka Allah'lara gönderdiği bir kitap değil ki. Kullarına, kullarının düzeyinde ve kulları anlasın diye gönderdiği bir kitap iken biz onu sayacağız diye o kadar büyütmüş, o kadar büyütmüşüz ki aramıza sıçrasak da merdivenle kursak ulaşamayacağımız kadar yüksekliklere çıkarıp aramızda büyük mesafeler meydana getirmişiz. Bizim bu konuda kanaatimiz, yani bu toplumun sırtının yerden kalkması için, bu toplumun onuruyla yaşaması için Müslümanların her açıdan dünyada parmakla gösterilir hale gelmesi için yapacakları tek şey gerçekten Allah'ın kitabı Kur'an'ı anlamaya çalışmaları, anladıkça da yaşamaya uğraşmaları ile bu mesafe kat edilecektir. Bu esasları belirttikten sonra biz Kur'an'ı anlamanın önündeki engeller veya Kur'an nasıl anlaşılır başlıklı konferansımıza girelim. Aşağı yukarı bu iki başlık biri diğerinin başka türlü ifadesinden ibarettir. Kur'an nasıl anlaşılır sorusuna cevapları vereceğimiz gibi aynı zamanda bu diğer bir ifadeyle Kur'an'ı anlamanın önündeki engeller başlığıyla da tanıtılabilir. Yani bu kadar güzel, kıyamete kadar bütün gerçekleri açıklayan,
insanı yaratan, eşyayı yaratan, her şeyi yoktan var eden Allah'ın gönderdiği bir kitap. Bu kadar mükemmel elimizde bir sermaye, yani bu Kur'an olduğu halde neden biz çok zengin insanlar gibi değil de parasal açıdan söylemiyorum. Yani çok zengin, çok parası olan bir adamı sefil görürseniz, böyle sadaka vermeye muhtaç, düşünürsünüz ya bu adam akıl kıt mı ya nedir böyle yani Allah kendisine vermiş yığın yığın para, bu adam görsen sadaka versin geliyor, üstü başı yırtık pırtık, yediğine baksan acırsın, kendi yiyeceğinden veresin gelir. Yani böylesi insanlar toplumda hiç sevilmezler biliyorsunuz. Bizim de elimizde gerek ferdi gerek toplumsal yaşamımız için gerçekten erişilmez bir sermaye olan Kur'an-ı Kerim'imiz var. Bir harfinde bile değişiklik olmamış, Allah-u Teala'nın indirdiği şekliyle kendi muhafızlığından bugüne kadar geldiği gibi kıyamete kadar da korunacak olan Kur'an-ı Kerim ve oradaki gerçeklerle aramızdaki engeller temizlenmedikçe, o engeller aşılmadıkça, o engeller bertaraf edilmedikçe bizim o kitapla tanışıklığımız maalesef güç olacak, mümkün olmayacaktır. Kur'an'ın anlaşılmasının önündeki en büyük ve birinci derecede engel olarak bunca yıldır bu işlerle uğraşan bir insan, çeşitli ülkelere giden, çeşitli yerlerde konferanslar veren, bildiriler sunan, müzakereci olarak birçok sempozyumlara katılan bir insan olarak şunu müşahede ediyorum. Görüşmediğim, konuşmadığım, adını bildiğiniz hiçbir meşhur kalmadı. 58 yaşına girmek üzereyim. Daha şu kadar bir parmak çocukken başladım bu işlere. Dikkatimi çekiyor yani aliminde, cahilinde, okumuşunda, okumamışında, kadınında, erkeğinde, tahsillisinde, tahsilsizinde hakim olan bir kanaat var. Kur'an'dan kendisine bahsedildiği zaman büyük bir tazim, büyük bir saygı gösterdiği halde işte onu anlayalım, o böyle söylüyor, yok Kur'an nerede, bizim onu anlamamız nerede diye Kur'an'ın anlaşılmazlığı anlayışının kişiyi ve toplumu tümüyle etkisi altına aldığını görüyoruz. Bir insan herhangi bir hususta da olsa, örneğin şoförlük, isteyen, çalışan şoför olabiliyor değil mi? Yani isteyip de olamayan çok ender, nadiren bazı kişilere rastlanıyor. Ama bir insan kendisini daha başından kurarsa, yok, ne yaparsanız yapın ben şoför olamam. Mümkün değil ben araba kullanamam. Daha direksiyona geçer geçmez kaza yaparım. Yok kamyonun altına girerim. Yok şarabımda yuvarlanırım. Yok motoru yakarım. Böyle yani kendisini kurarsa bir insan hakikaten o insan şoför olur. Niye? Bir şey olmak, bir şeyi yapabilmek için öncelikle o şeyi yapabileceğine dair insanın kendisinde bir inanç gerekir. İnancının olması gerekir. Yani ben bu işi beceririm. Nasıl? Çalışarak, uğraşarak öğrenir, öyle beceririm demesi, bu azimle başlaması gerekir. Üzüm bağı yetiştiren birisi yok canım, ben nerede, üzüm çubuğu yetiştirmek nerede diye daha başından kendisini kilitlerse o adamın elinden iş çıkar mı? Çıkmaz. Ama yapacağım, nasıl? Yapanlara bakacağım, onlara soracağım. Filaninki nasıl olmuş, falaninki nasıl olmuş filan, ona buna bakar sonra o da yapar. Ama yapacağına inandığı, inanması şartıyla yapar. İnanmayan, yapabilirim, becerebilirim diye inançla başlamayan bir insan hiçbir işin altından kalkamaz. Elbette biz anlayamayız, biz yapamayız, anlamayı beceremeyiz diye baktığınız Kur'an-ı Kerim'i de anlamamız mümkün olmaz. Gerçekten Müslümanlar bu anlayışı, yani Kur'an'ın anlaşılmazlığı anlayışını terk etmek, bu anlayışı sıfırlamak, üzerlerinden, kabustan kurtulur gibi kurtulmaya çalışmak, atmak zorundadırlar. Bunu yapmamaları halinde, bunu gerçekleştirmeye çalışmamaları halinde bulundukları durumdan asla kurtuluşları söz konusu olmayacaktır, olamazlar. Kısaca tekrar edecek olursak, Kur'an'ı anlamanın önündeki en büyük ve birinci derecedeki engel, Kur'an'ın anlaşılmazlığı anlayışıdır. Bu anlayıştan insanımızın genç yaşlı, kadın, erkek, okumuş, az okumuş, çok okumuş, orta okumuş, herkesin bu anlayışı terk etmesi ve anlayabildiğim kadarından Allah beni sorumlu tutuyor diye hele bir uğraşıp, anlayabildiğim kadarını anlayıp,
hiç anlamamaktan daha iyi değil mi demesiyle bu en büyük engel aşılmış olur. Bu toplumun tümüne sirayet eder, tümünü etkisi altına alır, tümüne tesir eder ise toplum içerisinde dünya kadar insanın birbirinden çok daha fazla düzeylerde Kur'an-ı Kerim'e vakıf olduğu, onun içinde söylenenleri hayat tarzı haline, yaşam biçimine dönüştürdüğü görürüz ki Usvetül Hasene diye Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın güzel örnek diye nitelediği örneklerin çoğalması, o örneklerin benzerlerinin de çoğalması için olmazsa olmaz şartlardandır. Bu bakımdan insan ne yapıp, yani Kur'an-ı Kerim'i anlarız anlayışını kafasına çakmalı, hem de hiç çıkarmamak üzere çakmalı. Düşünün ki 1400 küsur sene evvel Kur'an-ı Kerim'in indiği Mekke, o günlerde elimizdeki tarihi kitaplar, veriler, malzemeler söylüyor, Mekke 8 ila 10 bin nüfuslu bir şehir. Şehirde bundan 1400 sene evveli şehri nasıl bir şehir olursa, üstelik de fakir fukara bir ülkenin şehri, öyle bir şehir. Yani bugün de 8-10 bin nüfuslu kasabalar var ama elektriği var, yok televizyonu var, dünyayı seyrediyor, buzdolabı var, çamaşır makinesi var ama 1400 yıl önceki bir şehrin, 8-10 bin nüfuslu bir kasabanın elektriği de yok, buzdolabı da yok, radyosu da yok, televizyonu da yok. Yani insanlar, hatta yaşlılarını hatırlar, Türkiye'de bile bundan 50 sene evvel doğan insanlar ya da yaşayan insanların çoğu işte Niğdeli yahut Narlı mı veya bilmem ne Borlu mu, Bor'da doğar, Bor'da yaşar, Bor'da ölür. Bir askerlik münasebetiyle Bor'un dışına çıkarsa çıkar diyor. O vesileyle görürdü, nereye gitti? İşte bilmem Samsun'a gitti askerlik için, Trabzon'a gitti, İstanbul'a gitti, o vesileyle görürdü. Fakat o günün Türkiye'si ile bugünün Türkiye'si arasında gerçekten çok fark var. Bugün bakıyorsunuz fakiri de, fukarası da, zengini de, köylüsü de, şehirlisi de, bırak Türkiye'yi Avrupalarda cirit atıyor. Bu neyi gösteriyor? İnsanların ufkunun açıldığını gösteriyor. Bir insan çok gezerse, çok görürse, çok düşünürse elbette daha avantajlı, isabetli kararlar verebilir. O günün Mekke'sini düşünün. Belki bir avuç insan içlerinde nüfus sahibi hatırı sayılır, yönetici düzeyinde ve tüccar, yani para babası diyeceğimiz kimseler Şam'ı, işte Sana'yı, Yemen'de bilmem neyi senede bir iki kere kervan gönderiliyor, ticaret kervanı tertip ediyor. O münasebetle görürse görüyor. Onun dışında Mekkelilerin ezici bir çoğunluğu Mekke'de doğuyor, orada yaşıyor. Bütün görgüsü, bilgisi Mekke ile sınırlı ve orada ölüyor. Bu kadar basit bir hayat yaşayan, okumanın yazmanın bile ihtiyaç olarak duyulmadığı, okuma yazma bilseniz bile okuyacak kitabın olmadığı o ortamda iki deveyi güdeceğinden emin olamadıkları kimseler, mesela Mekkeliler öyle diyorlarmış Abdullah İbni Mesud hakkında. Yahu diyorlarmış, bu adama iki deveyi versek birini getirirse öbürünü kaybeder. Yani iki deveyi gütmeyi beceremez. Şimdi onların böyle demesi bir yana, yani toplumun bu derece kendisini aciz gördüğü insanlar dahi Allah'ın gönderdiği kelamı, Kur'an-ı Kerim'i, vahyi anladığına göre bugünün insanı, bunca tahsil yapan, orayı gören, burayı gören, hatta hiçbir yeri görmese bile evindeki televizyonla gezmediği ülke bırakmayan, neler görüyoruz, neler yani hiç haberimiz olmayan, adını sanını duymadığımız yerlerden bakıyorsunuz bazen ekranımıza haberler çıkıyor. Bunları gören insanlar, en azından 3-5 kitap okumuş insanlar ne diye anlamasın? Yani hiç kitap okumamış insanlar anlar da, hiç bir yer görmemiş insanlar anlar da, iki deveyi gütmekten aciz görünen, öyle sayılan insanlar anlar da, bugünün insanı niye anlamasın? Elbette anlar. Neden anlamıyor? Biz anlamayız diye önceden kendini kilitlemiş, bir kere gündeminden çıkarmış. Yani Kur'an-ı Kerim'i biz anlayamayız efendim. Biz kimiz, onu anlamak kim diye daha başından intihar etmiş. Böyle düşünen adamın anlaması mümkün mü? Yani ben şoför olamam diye kendini kuran adam hiç direksiyona geçmez. Geçmedikçe de rüyasında mı şoför olacak? Olamaz mı? Öncelikle bir insan bir işi yapacağına kendini inandırmalı. Ne kadar, Allah ne kadar ıslat verdiyse o kadar yapacak. Zaten fazlasının ne kulunun ondan beklemesine ihtiyaç vardır, ne de Allah-u Teala ondan ister.
Çünkü Kur'an-ı Kerim'de illa aha diyor. Yani herkesten müsaati nispetinde, ona verdiğiniz yetenek, kabiliyet, beceri nispetinde isteyeceğiz. Ne isteyeceksek, verdiğiniz yetenekle doğru orantılı olarak isteyeceğiz. Onun için hele bir yoklayalım. Yani burada biraz yaşlıların anılarını canlandırmak, gençleri de düşündürmek için bundan 50 yıl öncenin Türkiye'sini ben bir kesit vermek istiyorum. Siz Niğdelisiniz, ben de Kırşehir'in Mucur'undan çocukluğum oralarda geçti. Dedem rençberdi, babam da yarı rençber, yarı memur, postanede telgraf memuru, manipüle memurdu. Halen orada yaşıyor. Efendim, o yıllarda biz duyardık yani bir örnek. İşte İstanbul'da bir Beşiktaş, bir Galatasaray, bir Fenerbahçe var. Başka nereden? Mucur'da takım, kim bilir Kırşehir'de takım yok yani Mucur'da nasıl oldu? Vilayetinde yok ki kazanma olsun. Fakat nasıl oldu, ne yaptı, arkasında kimler var, ben net mi teşvik ettim? Bakın bu işin içine Edirne tayfası mı karıştı yani biraz şeyden, güldürmek için söylüyorum. Öyle bir topa heveslendi ki bu millet, köylüsüne varmadı. Yani daha kasabasını görmeyen köylü, affedersiniz, anasının eskimiş donunu şöyle topak yaptı, ipine sardı onu, halı ipine, harman yerinde defe defe yalın ayak, kaç kere de tırnağını sökerek. Ulan her köyde millet top kovalar oldu. Şimdi bir millet kitle halinde böyle yüz binler, milyonlar bu işin içine, üstüne düştüğü için bakın bugün en kıtı bir kasabada bile iki üç tane takım var. Yani futbol nedir ondan anlayan, oynamayı bilen, daha da dünya çapında futbolcular çıkıyor. Niye bu? Koca bir kitlenin içinde yetenekli kişiler var ama bu yeteneği o işle uğraşmadıkça kendiliğinden bir ürün vermez, kendiliğinden kendini göstermez ki. Yani sen uğraşmazsan iyi bir taş ustası olabilir misin, olamaz mısın? Nereden bileceğiz? Deneyeceksin bakalım değil mi? Bakacaksın, yapacaksın, aa bakmışım ki yapıyorsun. Ama hiç eline almazsan bu işi elbette olamazsın yani bin sene yaşasan da olamazsın. Nasıl futbolun üstüne toplum olarak düşüldüğü için bugün en küçük kasabada bile bir sürü takım varsa ve on binlerce, yüz binlerce futbol oynayan varsa Türkiye'de seyredenleri saymıyorum. Biz de işte Kur'an-ı Kerim'i anlamak için üzerine düşsek kitle olarak, Türkiye olarak, Niğde olarak, Mucur olarak, Ankara olarak, İstanbul, Erzurum, Diyarbakır, Antalya, Adana, her neyse. Yani tüm Türkiye olarak, tüm Müslümanım diyen ülkelerin ahalisi, insanı olarak milyarların içinde hiç mi akıllı yok mu? Var, bal gibi var. Köyünde çift sürmeyi bilmeyen, dava gitmeyi bilmeyenler Almanya'ya gitti, Mercedes imal ediyor ya. Televizyonu gördüğünde baba bunun konuşan adam neresinde, içini aç da bana göster diyen adam şimdi orada bunun bir televizyon imal ediyor. Demek ki uğraşmayla insan neler öğretiyor, öyle değil mi? Yani yok mu sizin buradan Almanya'ya giden? Nerenin? Yok ki her yeri Almanya'da adamı var. Öyle değil mi? Yani köyünde gerçekten iki para öküz memdi, kara sabanı tanıyan, başka bir şey bilmeyen, uyuzlu eşeğe bile sahip olmayan bir adam vardı. Bugün oralarda televizyon imal ediyor, Mercedes, Opel fabrikasında çalışıyor, daha neler 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 yapıyor. Demek ki uğraşılırsa, üstüne düşülürse insanların elinden çok şeyler geliyor. Çalışılarak ulaşılamayacak bir tek mertebe, bir tek iş var, o da peygamberliktir. Hiç kimse çalışarak peygamber olamaz. Allah-u Teala'nın seçmesiyle peygamber olur. O seçtikten sonra peygamberler kendilerine verilen vazifeleri yerine getirmek için çalışırlar. Yoksa çalışarak peygamber olmuş bir tek insan yeryüzünde yoktur, gelip geçmemiştir. Peygamberliğin dışında her iş ise mutlaka çalışmaya bağlıdır. Merak etmeye, üstüne eğilmeye, üstüne düşmeye bağlıdır. Biraz sokak lafı gibidir ama hatırlarsınız yani şu adam şu işi iyi yapıyor dendiği zaman bir başkası da der ki tabii ya adam kafayı aklını o işe takmış. Yani başka şeyle meşgul olmuyor. O işe kendini o kadar vermiş ki elbette o işin erbabı olacak. Hem yani demek biz de Kur'an-ı Kerim'i anlayabiliriz diye düşünür isek, buna kendimizi alıştırır isek ve bununla kalmayıp sürekli de okumaya çalışırsak, imtihana girecek miyiz? Arkamızdan atlı da boş duruyor. Ne yapacağız? Günde iki sayfa mı becerebiliyoruz? İki sayfa. 12 sayfa beceren 12 sayfa olsun. 32 sayfa beceren 32 sayfa.
Ama mutlaka yine Kur'an-ı Kerim'e içindeki bir ayette Allah-u Teala söylüyor. Biz anlayasınız diye apaçık anladığınız dilden parantez içinde Arapça gönderdik diyor. Arapça kimin anladığı dil? Dil, Kureyş'in anladığı dil. Peki Türkiye halkının anladığı dil ne? Türkçe, Arapça anlamıyor. O zaman Türkçesini okuyacağız. Gerçekten ben kötü İslam hakkında bir şeyler biliyor. İslam'ı biliyorsam bir iddia saymayınız, emin olun hepsini ana dilim Türkçe ile öğrendim. Arapça hakkında yarım yamalak daha sonra bilgi edindim ama bu şekildeki İslam'ı Türkçe ile öğrendim. İsteyen mal gibi öğrenebilir. Yeter ki okuyun. Alın elinize, deneyin efendim. Parayla bir arkanızdan attı da boş durmuyor. Alın bir Türkçe meal, aslında olan yanında Türkçesi, okuyun tekrar tekrar. Bir bakın bakalım yani tadı nasıl bu işin, tuzu nasıl, şöyle sizde kalacak damak tadı nasıl? Nasıl kendinize güven geliyor? Nasıl Rabbinizle sizin arasında, aranızda kimsenin olmadığını, doğrudan doğruya ona yakın olduğunuzu görüyorsunuz. Ne diyor Allah-u Teala? Allah kuluna şah damarından yakındır. Şah damarı bize yakın değil, bizim içimizde. Demek ki o içimizdeki bir damardan daha da bize yakın. İşte bu yakınlığı hissetmenin yolu o Kur'an-ı Kerim'i, o Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala'nın biz kullarından kendisine nasıl itikad edeceğimizi, kendisini nasıl sayacağımızı, yani kaçınmamız gereken işleri, yapmamamız gereken işleri, yapmamız, terk etmememiz gereken işleri, kendi gözümüzle görecek, kendi dilimizle okuyacak, kulağımızla duyacağız ve Kur'an gazel okur gibi okunmaz. Kur'an yaşanmak için, davranışlara dönüştürmek bir yaşam biçimi olması için okunursa bir manası vardır. Mesela diyelim ki halıcılık çok para getiren bir iştir. Ama lafını yapmak, lafını yapan çok para değil, hiç para kazanır. Çok para getiren iş midir halıcılık? Evet, o zaman ıstarın başına, tezgahın başına oturacak ilmekler, arkasından ıstarı bilmem neler. Yani fiilen hayatınıza getirir, o işi yaparsanız para kazandırır. Yoksa oturduğun yerde halıcılık çok para kazandırır diyerek para kazandırma. Halıcılık da kazandırır. Hiçbir şey kazandırır. Yani lafıyla olmaz. Müslümanlar çoğu kez Kur'an-ı Kerim'le, ayetlerle, hadislerle gargara yapıyorlar tabiri caizse. Gargarayı biliyorsunuz, bazı hastalık, rahatsızlıklar için ilaçlar var işte, alırsınız ağzınıza, böyle yapar, geri dışarı çıkarırsınız. Yani içinize yutmazsınız. Şimdi içine alınmadık bir şifa, yutulmayan bir şey, ağızla gargara yapılıp yani diliyle söylüyor, ağzıyla söylüyor ama arkası masal, hikaye, arkası bilmem kiraz bahçesi olunca o okuduğu, o söylediği, o andığı Kur'an'ın ayetlerin, hadislerin ona hiçbir faydası olmuyor. Tıpkı bir insan nasıl susuzluğunu gidermek için şu içinde su olan bardağı dışından yalarsa o insanın susuzluğu giderilir. Gider mi? Gitmez. Anlamadığınız dilden okuduğunuz Kur'an da sizin Kur'an'a duyduğunuz susuzluğu asla gidermez. Nasıl ki bunun benim susuzluğumu gidermesi için bizzat ağzımı alıp boğazımdan aşağı indirmem gerekiyor ise, böyle yapmam halinde bu benim susuzluk ihtiyacımı gideriyor ise, o kutluğunda anlayacağımız şekilde dışından yalayarak değil, anlamını bilerek Rabbimiz Allah bizleri nelerden sakındırıyor, nelerle bize emrediyor, nasıl yapar, yaşar isek bizden razı olacağını ve altlarından ırmaklar aktığını buyurduğu cennetlere sokacağını söylüyor. Bunları bizzat kendi gözümüzle, kendi elimizle, kulağımızla görmek, bilmek ve hakkı tavsiye etmek, insanlara da bunu öğütlemek, böylece güzel insanlar, iyi davranış sahibi insanlar olmak bize çok mesafe kat ediyor. Peygamberimizin aleyhissalatü vesselam zamanında kâfirlerle muharebelerinde, savaşlarında hiçbir zaman Müslümanlar kâfirlerden üstün olmadılar. Ne silah ne insan sayısı bakımından. Bir Huneyn vakası var, orada da zaten çoğunluğu diye kendilerine lüzumundan fazla güvendikleri için bozguna uğramış, darman duman olmuştur. Beni Sakife'ye karşı giderler. Peki neydi Müslümanlara bu üstünlüğü sağlayan, bu galebeyi sağlayan? Onların güvenilirliği, onların emni idi Arapçasıyla. Daha kendisi Allah tarafından elçi seçilmeden Kureyşliler
birbirlerine güvenemiyorlar ama Muhammed'e güveniyorlar. Bu sebeple de onun adına bir ikinci isim takmışlar. Diyorlar Muhammed'ün Emin. Yani güvenilir Muhammed. Dürüst Muhammed. Sağlam Muhammed. Ne demek bu? Yani Muhammed'e arkanı dönsen madik atmaz. Muhammed insana üç kağıt açmaz. Muhammed yalan söylemez. Muhammed kimseyi kandırmaz. Muhammed kimsenin rızkına bakmaz. Muhammed kimsenin malında gözü yok. Kimsenin canına kast etmez. Bir insan hakkında böyle düşünülüyorsa bu intibaı çevrenize vermişseniz köşeyi 50 defa dönmüşsünüz demektir. Tabir caiz. Daha ne olacak? Kanatlanıp uçacak mıyız? Yok, Allah bizden öyle bir şey beklemiyor. Dolayısıyla bugün Müslümanım diyenler ne kadar emin bir düşünün ve Allah rızası için kendinizden başlayarak en yakın çevrenize bir bakın. Emniyet 10 ton ağırlığında bir şeyse, Müslümanlar 10 gram mı çekiyor, 10 miligram mı çekiyor, 100 gram mı çekiyor, siz kendiniz kıyas edin. Burada mahkeme kurup milleti yargılamaya gelmedik ama insanın nazarını kendisine dikmesini sağlamak, kendisine bakmasını, düzeltmeyi kendisinden başlatmasını düşünmek işin esasıdır. Belki kendime sözümü geçiremiyorsam başkasına nasıl sözümü geçirebilirim? Kendim yalan söylüyorsam başkalarına nasıl doğru söyleyin, dürüst olun derim, millet derim de ağzımı kapatmazlar, millet bu yerin altından üstünden güler yani. Adama bak ya. Yani böyle söylüyor, şu, bu turşu ne, o lahana turşusu ne, bu perhiz ne demez mi? Kimse metelik vermez, kimse itibar etmez. Onun için şunlar iyiliktir, iyi olalım, dürüst olalım demesi gereken insanın veya dediği için dinlenmesini istediği, beklediği insan öncelikle kendi dürüst olmalı, kendisi verdiği sözü yerine getirmeli, yapacağım dediği işi yapmalı, yapamayacağı işe yapacağım diye söz vermemeli, kimseyi kandırmamalı, komşusunun hukukuna, çoluk çocuğunun hukukuna, hepsine riayet etmeli, insanlara iyi davranmalı, ikramda bulunmalı. Hiçbir şeyi yoksa ikram edecek. Yani bir tek kuru üzüm tanesi bile yoksa güler yüzü de mi yok? Güler yüzüyle tasadduk etmeli, sadaka vermeli. Dolayısıyla böyle olursa güzel örnekler aramızda çoğalır ve sonuç olarak insanlar bugün bulundukları yerde çok daha iyi hale gelirler. Allah-u Teala bir toplum nefislerindekileri değiştirmedikçe Allah o toplumun halini değiştirmez buyuruyor. Ne demektir bu? Açıkça görülüyor ki değişiklik fertten başlayacaktır. Bir yerden başlayacaktır. Nasıl ki üzümün kızarması bir tanenin bir noktasından başlıyorsa, tüm salkımın kızarması olmasına varmak için bir yerden başlıyor. Nasıl ki başka şeyler, yani bakıyorsunuz elmanın hepsi birden olmuyor. Evvela bir iki tanesi önden oluyor, arkasına derken işte bir hafta 10 gün sonra bakıyorsunuz, bütün elmalar toplanacak hale geliyor. İnsan da kendini, yani fert, daldaki meyveler gibi toplumdaki birer fert, elma ağacının üstündeki birer elma gibi düşünürsek, önce tek başımıza kendimizi bir düzeltmeye, kendimize sözümüzü geçirmeye bakalım. Göreceksiniz başkaları da etkilenecek. Yani halkın tabiriyle üzüm, üzüme bakarak kararacak ve olgunlaşacaktır. Olgunlaşan üzümden de pekmez de olur, satarsın, yersin. Daha tabaklı pekmez de olur, balbaşı da olur, ağ pekmez de olur, dara pekmez de olur, her bir şey olur. Ama koruktan ne olur? Olsa olsa terletme olur koruktan. Başka ne olacak? Evet, yani her birimiz kendimizle uğraşır, kendimize bir çeki düzen vermeye çalışır isek başka çaremiz yok. Emin olun şu gün beğenmediğimiz halimiz gerilerde kalacak ve daha çok beğenilecek hallere gireceğiz, geleceğiz. Bunun anlaşılmasının önündeki bir diğer önemli engel olarak gördüğümüz, tespit ettiğimiz husus ise Müslümanım diyenlerin Peygamberimizi olağanüstü insan görme, insan olarak görme, olağanüstü insan olarak görme anlayışıdır. Bu anlayış Kur'an'a aykırı bir anlayıştır. Bu anlayış İslam'a aykırı bir anlayıştır. Bu anlayış Peygamberi sayma, onu sevme, onu örnek almayı engelleyen bir anlayıştır.
Neden? Bir insan örnek alması gereken kişiyi ben onun gibi olamam diye başından kendini kilitlerse, o nerede, ben nerede? İşte o Allah'ın elçisiydi, sanki oğluydu der gibi, haşa. Ben neyim derse, elbette ki o kişi, yani Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, böyle düşünen insan için bir usvetül hasene, yani güzel örnek olmaktan kesinlikle çıkar. Aramıza o kadar mesafe koymuş oluruz ki, ona ulaşmak, onu anlamaya çalışmak, onun dedikleri gibi demeye, yaptıkları gibi yapmaya uğraşmak, onun sünneti müekkidesi olan Kur'an'a ahlak edinmeyi kendimize şiar edinebilmek mümkün olmaktan çıkıyor. Peygamber, Kur'an'a ahlak edinmek suretiyle şahsiyetini, kişiliğini geliştirdi ve üstün bir kişilik sahibi oldu, bu doğru. Fakat olağanüstü kişi değil, olağanüstü kişi demek, yarı Allah demek haşa. Allah'ın ne trilyonda biri var, ne yarısı var, ne bir şey. Allah bir tane, bölünmez, parçalanmaz. Ortağı yok, eşi yok, benzeri yok, bundan hanımı yok, halası yok, teyzesi yok, bağı yok, bahçesi yok, onun hiçbir şeye ihtiyacı yok. Zaten öyle olduğu için Allah. Dolayısıyla Kureyşler Peygamber'e sürekli olarak diyorlar, sen bizim gibi bir insan olduğun halde bana Allah vahyediyor diyorsun. Böyle şey mi olur? Biz niye inanacakmışız? Allah-u Teala diyor ki, de onlara ki ben de sizin gibi bir insanım. Ne var ki bana vahyediliyor. Bana edilen vahyi de ben sizlere duyuruyorum. Tamam işte benim bildiğimi siz de biliyorsunuz. Dolayısıyla bütün mesele uyup uymamakta. Ben uyuyorum bu vahye, böyle oluyorum. Siz uymuyor, kulağınızı değil omuzunuzu veriyorsunuz. Onun için aramız açılıyor. Yoksa ben sizden ücret istemiyorum diyor. Benim ecrimi Allah verecek diyor. Evet, yani peygamberin insanlara örnek olması lazım. Kur'an-ı Kerim öyle söylüyor. Onda, yani peygamberi kasten söylüyor Allah, sizin için güzel örnek var diyor. Peki onun bizim için güzel örnek olabilmesi nasıl mümkün olur? O bizim gibi, o da bizim gibi bir insansa mümkün olur. Benim cinsimden olmayan bir şeyi nasıl örnek alacağım? Mesela bir erkek, bir kadını her şeyiyle örnek almaya kalksa, kadın doğuruyor, erkeğin de doğurması lazım. Mümkün mü? Kadın anne oluyor, erkek baba oluyor. Kadın erkeğe özense, her yaptığını yapsa babalığını da yapabilir mi? Yani baba da olabilir mi? Mümkün değil. Onun için kadın erkeğe örnek gösterilmiyor, erkek de kadına örnek gösterilmiyor. Erkekten erkeğe, kadından kadına örnek gösteriliyor. Dikkat ederseniz, kadınlardan bahsediyorsanız deniyor ki işte, ya filanın hanımı vardı, çok Osmanlı, akıllı başlı, çekip çevirici, becerikli bir kadın. İşte kadın dediğim öyle olacak. Ya işte Hazreti Ayşe gibi olacak. Yani kadına kadından örnek, erkeğe de erkekten örnek veriliyor. İşte Hamza gibi olacak. Yok Ali gibi, yok Ömer gibi, yok Bekir gibi. Öyle değil mi? Çünkü erkek patlasa, çatlasa da kadın gibi olamaz. Olması da gerekmez ayrıca. Kadın da yine patlayıp çatlasa da erkek gibi olamaz. Hava su gibi olamaz, su hava gibi olamaz. Çünkü her birinin işlevi de farklı. Olması da mümkün değil. Gerek de yok. Havanın ayrı işi var, suyun ayrı işi var. Onun ayrı işlevi var, berikinin ayrı görevi işlevi var. Bu bakımdan Allah, dikkat ederseniz, melekleri insanlara örnek göstermiyor. Meleklerde sizler için güzel örnek var demiyor. Melekler mi üstün, insan mı üstün konusu değil. Ama kısaca söylersek, kesinlikle insan ne yaparsa yapsın melek gibi olamaz. Melek de ne yaparsa yapsın insan gibi olamaz. Çünkü hilkatleri, yani yaratılışları var. Melekler, bugünkü tabirle söylersek, teknik tabirlerle, bazı görevleri yapmaya programlanmış robotlar gibidir. Yani Allah-u Teala onları şu iş için görevlendirmiştir. O işin dışında hiçbir şey ne bilebilir, ne düşünebilir, ne yapabilir, ne de verilen işi terk etmeyi düşünebilir. Yani o onu mecburen yapar. Ama insanoğlu öyle değildir. İnsanoğlu seçenek hakkına sahiptir. Allah öyle yaratmış. İyi de doğru da kendisine arz edilir, doğruyu seçmesi tavsiye edilir, fakat bırakılır, ister doğruyu, hakkı seçer, cennete kadar yolu vardır, ister eğriyi, batılı seçer, cehenneme kadar yolu vardır. Ama
melekler için durum öyle değildir. Bu bakımdan biri diğeri gibi olması mümkün olmayan iki ayrı varlığın birinin diğerine örnek göstermesi mümkün değil. Eğer Allah-u Teala Kur'an'da Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı bize örnek gösterdiyse, bu bizim onun gibi olabilmemiz mümkündür anlamına gelir. Gerçekten o ne yapmıştır da Allah'a razı eden kul olmuştur? Kur'an'a ahlak edilmiştir. Kur'an'a ahlak edilmek kısaca, Kur'an'da buyurulduğu gibi düşünmeye çalışmak, Kur'an'da buyurulduğu gibi yaşamaya çalışmaktır. Kur'an'da Allah'ın yapma dediklerinden uzak durmak, yap dediklerini de gücümün yettiği kadar yapmaya çalışmaktır. Bir ayette demiyorum Allah-u Teala, siz büyük günahlardan sakının, ben küçüklerini örterim, bağışlarım. Bu kadar. Resulullah da bunu yaptı, biz de yapabiliriz. Yapamayacağımız şeyden Allah bizi sorumlu tutar mı? Tutmaz. O zaman haşa zalim olurdu, zulüm. Allah'a yakışır mı? Kesinlikle. Zaten zulüm, yani zalimliğe başvurma, aciz ve eksik olan insanların acizini, eksiğini tamamlamak için başvurduğu bir yoldur. Allah-u Teala'nın eksikliği yok ki zulme başvursun. Yani o yol ile eksikliğini tamamlamaya çalışsın. Eksik olan, eksik yanı bulunan Allah olmaz ki. Allah-u Teala hiçbir eksiği, noksanı olmayan, hiçbir şeye ihtiyaç duymayan, hiç kimseyle danışma ihtiyacı, istişare ihtiyacı olmayan, tek başına yeterli, kendine yeterli, kainata yeterli, her şeye yeterli, ol demekle yoktan oldurabilecek güçteki bir varlık olarak Kur'an'da tanımlanıyor. Evet. Bu ikinci önemli engel, yani biz peygamber gibi olamayız. Halkla konuşurken mesela anlatırsınız işte, ya Resulullah Aleyhisselatü Vesselam böyle söylemiş, bak böyle yapmış. Sizi dinleyen diyor ki, ya biz peygamber miyiz kardeşim? Tamam peki peygamber değilsin. Ya Ebu Bekir'den örnekten, Ebu Ömer'den örnek veriyor. Mesela onlar diyor sahabe-i kiramdı, biz kimiz onlar kim? Ya peki tabi'in, tebe-i tabi'in, in aşağı, onlar işte tebe-i tabi'inde onları şunu görmüştü, bunu etmişti, şunu yemişti, bunu içmişti, evet. Gelelim hadi Ebu Hanife'ye, Şafi'ye, onlar 112 ilmi bilirdi, biz kimiz onlar kim? Diye mahallenin imamına kalıyor muyuz arkadaş? Ona kalan da bana kalıyor tabii. İn aşağı, in aşağı, in aşağı, 7 kat yerin dibine iniyor. Böyle bir insan daha başında kendini kilitler de, ben en aşağısına razıyım derse, ona kim fazlasını verir Allah aşkına? Vermez. Yani babanızdan nidenin tümü birinize miras kalsa, misal. Duysalar ki siz işte bir iki göz eve razısınız. Yahu bunun hepsi babandan miras kaldı, al senin olsun demez eline adam. Onu bile ya iki göz sana fazla, bir gözünü al da ötekini başka birine verelim de. Halbuki midenin tümü senin, sen ona talip olacaksın. Niye en aşağıdan başlıyor, deli misin? Midenin tümü sana kalmış babandan, söz gelin. Niye iki göz damdan başlıyorsun ki? Aptal mısın, ahmak mısın? Böyle biz kendimizi düşüre 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 sıfırın altına düşürmüşüz Sibirya soğuğu gibi. Ondan sonra hoplasan da ısınamıyoruz, kalorifer yaksan da ısınamıyoruz. Mevlid okumuyor, ısınamıyoruz. Kur'an okumuyor, ısınamıyoruz. Vaaz dinliyoruz, ısınamıyoruz. Bu ısınmamız mümkün değil. Yani bunların kalori değeri yok. Onun için insan yani bunların üstünde ciddiyetle durmak zorunda. Bir peygamberimiz gibi olabiliriz. Ne gibiydi peygamberimiz? İnsan gibiydi. Nasıl bir insan? Kur'an'a ahlak edinen bir insan. Kur'an'a ahlak edinmek ne demek? Orada buyurulduğu gibi Allah'a şirk koşmadan iman etmek, artı haramlardan, Kur'an'ın deyimiyle münkerattan uzak durmak, artı farzları yerine getirmek. Ne diyor ayetlerin birçoğunun başında? يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَاَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. Ne demek ey iman edenler, ey emin olanlar demek. Aç parantez nelerden? Allah'tan başka ilah bulunmadığından emin olanlar. Öldükten sonra diriltileceğinden emin olanlar, hesaba çekileceğinden emin olanlar, Muhammed'in onun kulu ve son elçisi olduğundan emin olanlar, daha önce de kitaplar ve peygamberler gönderildiğinden emin olanlar,
cennet ve cehennemin mevcudiyetinden, hesaptan emin olanlar, rızkın Allah'ın üzerine olduğundan, Allah'ın tekeffül ettiğinden emin olanlar, Allah'ın gaybına kimseyi ortak etmediğinden emin olanlar, yani bütün Kur'an'da bu hususları virgüllerin arasına serpiştirin, kapatın parantezi. Ve amelü salihat, yani bunların salih amel sahipleri. Salih ameller iki türlü, bir, kaçınılması gereken ameller vardır ki bunlara salih amel denir. Yani haramların tümü. Zina, kaçınılması gereken bir iştir, bir ameldir. İçki, kaçınılması gereken bir ameldir. Kumarı, yalanı, iftirası, üçkağıtçılığı, aldatması, ötesi birisi. Malının kuturunu söylemeden satmak ve ilahlar. Çoğu biliyor toplumda bunlar gizli, sır şeyler değil ama amel et. Yoksa bilmiyor değil. Yani en cahilini toplasanız onun bildiklerini işlese millet, onun bildiği kadarını işlese emin olun bugünkü halinden 5 adım daha ileride. İşte ya eyyühellezine amenu ve amelü salihatının anlamı bu. Artı bundan kaçınılacak fiiller, bir de farzlar var yapılacak. 5 vakit namaz kılacaksınız, Ramazan ayına eriştiğinizde Allah'ın emrettiği orucu tutacaksınız. Allah size zenginlik vermişse kendisine vermediği kullarını ondan nasiplendireceksiniz. Hanımınızın hatırını sayacak, baş tacı edeceksiniz. Üzerinizde hakkı kalmaması için elinizden geldiği gibi insanca davranacaksınız. O da size öyle davranacak. Konu komşunuza iyi davranacaksınız. Yok bir tavuğu bahçeme girdi diye hır çıkarmayacaksınız. Olur. Tavuk bu aklı mı var? Girer. Yarın da senin köpeğin onun bahçesine girer. Ne olmuş yani? Bunlar anlayışla karşılanır. Kavga, hır vesilesi yapılmaz. Alışverişte dürüst olacağız, bilmem yani doğru söyleyeceğiz. Yalan Müslümanı öldürücü bir sülfürik asit gibi. Yani Müslümanla yalan arasındaki alaka bir şeyle sülfürik asit arasındaki alaka gibi. Yani bir şeyin üstüne sülfürik asit dökseniz o şey nasıl sağlam kalmaz, çürür, yanar ise yalan da İslam'ı gerçekten yakar, eritir bilir. Bunlar bu kadar açık, uzun uzun bilmem eserlerde okumaya, yok ilahiyatları falan bitirmeye lüzum yok bunları öğrenmek için. Beyler, bakkal da çakkal da her bir kez rahat rahat öğrenebilir. Akşama kadar bakıyorum her yer böyle, burada da öyle esnaf, boş bekliyor. Ya vallahi mübarek bir kitap önüne de yarım sayfa yarım sayfa. Bir sayfa bir sayfa okuyan, boş işte yani bekliyorsun, gelen yok, giden yok mesela. Yok. Ne olacak? Bilgi, insanın kafasına sinek gibi ihtiyarı dışında konan bir şey değildir. Bilgi, peşinde koşar iseniz edinebileceğiniz bir şeydir. Edinmek için uğraşır iseniz elde edebileceğiniz bir şeydir. Ama sinek öyle değil. İstesen de istemesen de kafanı konuşur. Ama bilgi öyle değil. İstemezse, istemeyen kimsenin kafasına bilgi konmaz. İsteyeceksiniz. Peşine düşeceksiniz, gereğine tevessül edeceksiniz ki sonuç alabilirsiniz. Bir diğer önemli husus olarak şunu görüyoruz, Kur'an'ı anlamanın önündeki engellerden üçüncü husus olarak. Şöyle bir örnekle başlayayım. Nasıl ki işte fizik, coğrafya, astronomi, kozmografya neyse bu gibi şeyleri okuyanlar daha iyi bilir. Ama okumayanlar da şunu bilir, havanın ve suyun kırması diye bir olay vardır. Mesela bir çeşmenin havtına bileğinizi açıp da böyle soksanız, şu kalınlıktaki bir suda soktuğunuz bilek sanki şuradan kırılmış, şurası şurada dururken orası burada duruyormuş gibi görünür gözünüz. Öyle değil mi? Yani hiç denemediniz mi? Su kırarak size gösterir. Yani kolunuz bütündür, kırık filan değildir ama gözünüzün gördüğüyle amel etmeye kalkanız, kalksanız eyvah benim kol gitmiş yani şuradan bölünmüş şu tarafa dersiniz. Ama gerçekte öyle değil. Peki bu sapma nereden? İşte eşyanın tabiatından, Allah'ın suya verdiği kırılma, kırma açısından, özelliğinden kaynaklanıyor. Arzın üzerindeki bir kişi yıldızlara baktığı zaman yıldızı nerede görüyoruz filan yıldızı? Diyelim ki şurada görüyoruz. Ama o yıldızın ışığıyla bizim aramızda işte ölçümlere göre 120-130 kilometre kalınlıkta olduğu söylenen atmosfer, stratosfer filan tabakasıdır. Şu teneffüs ettiğimiz havanın
cinsinden hava var yani, bu kalınlıkta. Bu hava şuradaki yıldızın ışığını kırıyor, bize şurada gösteriyor. O kırma açısıyla yapılan hesaplarla baktığımız zaman bize şurada görünen yıldızın gerçek yerinin orası olduğunu görüyoruz. İşte tıpkı bunun gibi doğru dürüst hesaplanmazsa, bu gibi özelliklere dikkat edilmezse insan yanılıyor. Yemin billah, hayır yıldız burada diyebilirsin ama sana orada görünüyor fakat orada değil, aslında öbür tarafta. İşte 1400 sene evvel inen Kur'an-ı Kerim'in ışığıyla bugünkü biz insanlar arasında da o Kur'an'ın ışığını bize kırarak düşüren, kırarak getiren bir geleneksel kültür var. 1400 yıllık bir kültür. Kalınlığı 1400 yıl tutuyor, bir teşbih olsun diye. Şimdi o kültür aramızdayken baktığınızda şurada görünen bir ayetin manası, o kültürü hesap etmeden baktığınızda o ayetin manası şöyle çıkıyor. Yani hiç bununla alakası yok. Mesela bazı örnekler verelim. Bu kültür o hale çevirmiş ki Kur'an'ın ışığını, ilk vahyin gelişiyle ilgili hemen hemen herkeste müşterek bilgi vardır. Sokaktaki çocuğa kadar bu bilinir, yaygındır, vaizi, imamı, ilahiyatçısı, ötesi böylese bunu bilir. Halk da böyle bilir. Efendim Cibril gelmiş, o mağara ben haçta 20 sene evvel gördüm. Mağara filan da değil, koca koca 3 tane taş, ikisi şöyle duruyor, biri de üstüne konmuş, 2,5 metre derinliği olan o çölde, hani güneşin girmediği, biraz serinliği olan bir yer. Çünkü orada güneş de durulmaz, adam güneş tuş eder ya. Yani. Öyle bir yer. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın kendisine vahiy gelmeden önce Mekke'ye de aşağı yukarı 7-8 kilometre veya 6-6,5 kilometre falan gidip başını dinlediği, düşündüğü, sakin insanlardan, patırtıdan, çatırtıdan uzak diye başını dinlediği yer. Cibril gelmiş orada, efendim yani o kültürün arkasından baktığımızda görünen manzarayı söylüyorum şimdi, ona örnek veriyorum. Bakmış orada düşünüp duran bir adam, evet, ona demiş ki, ekran, yani oku, o okuma yazma bilmem demiş, oku, sen bilmem, oku, bilmem sen misin bilmeyen, tutmuş döşünü bir çatırdatmış, kaç kaburga kemiğini indirdiyse gayri, bunu da ben katıyordum. Ondan sonra bizimki Allah bir okumayı sökmüş, harıl harıl başlamış okumayı. Böyle görünüyor yani aradaki geleneksel kültür, İkra, Bismi Rabbikellezî halak diye gelen ilk ayeti bize böyle gösteriyor. Bu kültürü şöyle derken aradık baktığımızda şu görülüyor. Hiç kimse bugüne kadar çıkıp diyememiştir ki Cibril, Muhammed Aleyhisselam'a yazılı bir metin getirdi diyememiştir. Kimse böyle bir şey söylemiyor. Yani şunu ben birinize gösterirsem oku diye şurada yazılı şeyleri oku anlamına söylemiş olurum bu okuyu. Fakat yan anlamları da vardır kelimelerin. Mesela diyorsunuz ki ya hadi bir aşır oku. Yani hafızandaki bildiğin şeyleri söyle. He? Kullanmıyor muyuz? Aşır oku, gazel oku, mevlid oku. Mesela polis sorgularken diyor ki oku lan diyor. Abi ne okuyayım desem, üç de tokat atıyor. Öt diyor mesela, bilmiyor mu polis öt dediği adamın gülgül veya çivçinin olduğunu. Yani bunlar tabii biraz apaş saptırılmış şeyler ama Türkçe'de de öyle. Dikkat edersen, mesela kendi aklıyla değil de başkasının aklıyla konuşanlar için gene okuyor. Yani birisinin kendisine ezberlettiğini söylüyor manasına gelecek şekilde kullanılır. Yani illa okumak denince elindeki yazılı bir metin alıp işte onu okumak şeklinde anlaşılmalı. Arapçada da böyle. Yani peygamber olmadan evvel Muhammed başını alıyor ve mağaraya gidiyor. Düşünüyor, düşünüyor. Bu toplumun hali ne olacak? Bu insanların hali ne olacak? Birbirini öldürüyor, kırıyor, geçiriyor, gece talan ediyor, başka kabilenin üstüne çullanıyor, karıları, çocuklarını esir ediyor, köle cariye yapıyor, erkeklerini öldürüyor, malını da var mı, deve sürülerini sürüyüp getiriyor, içiyorlar, bilmem ne yapıyorlar, yani rezillik. Aklına esen kadın bir çadır kurar, üstüne bir bayrak diker, zina yaparmış. Yani böyle rezil bir toplum, içki aletleri, öteler, böyle.
O toplumda dürüst, iyi düşünen insanlar var. O rezilliklere batmayan az da olsa. Onlar düşünüyor yani bu toplumun bunları yapmak suretiyle varacağı yer neresi? Batacağız. Batarız. Bugün de yok mu yani? Türkiye'nin hali ne olacak ya? Hepimiz düşünüyoruz. Yani trilyonları boğazlarından geçiriyorlar. Milletin cebinden hovardalık yapıyorlar. Adıyaman'a 3 trilyon bilmem. Ulan ne alık yapacaksan cebinden yap herif. Benim paramla ne alık ne yapacaksın? Meşhur Dadal oğlum böyle. Dadal oğlum bir şiiri var. Haydın ağalar, haydın beyler. Herkesin parası geldiğinden ziyafetim var benim diyor. Vay uyan. Bunu nasıl senin ziyafetin olur lan? Herkesin parası cebindense parası da veren adamın şeyi olur. Ziyafeti olur. Yani düşünüyoruz bu ülkenin hali ne olur. O parti geliyor böyle yapıyor, bu parti geliyor ya ama ben kurtaracağım diye daha da tepe taklak ediyor. Tansiyonu düşüreceğim diye 10 derece, 30 derece daha aşağı çekiyor. Şey enflasyonu, tansiyonu dedim. Yani düşünmüyor musunuz ne olacak halimiz diye? Yani işte o toplumda da, toplumun halini düşünen insanlar var. Ne olacak? İşte böyle düşünüp duran Muhammed'e Allah Cibril'i göndermiş. Diyor ki, söyle, yani de, hadi de. Oku değil yani, o ikra, hadi de. O da diyor, ne değil, yani düşünüp duruyor, bir sonuca vardıysan söyle de dinleyin. O diyor, yok, yani bir sonuca varamayan adam ne diyecek, ne diyeyim diyor. Diyecek bir şeyim yok. Öbürü diyor, söyle, diyecek bir şeyim yok. Söyle, söyleyecek bir şeyim yok. O zaman Cibril diyor ki, söyle. Seni Rabbin adıyla söyle, seni bir kan pıhtısından yaratanın adıyla söyle. Yani madem ne söyleyeceğini bilmeyen birisin, bunu itiraf ettin. Evet, o zaman Rabbin Allah beni sana bilmediklerini öğretmeye gönderdi. Ben söyleyeyim, sen tekrar et, böylece bilmeyenlerden olmaktan çık, ne yapacağını bilir hale gel ve insanları da, Allah'ın kullarını da o yola çağır anlamındadır. Dikkat ederseniz bu gayet doğal, gayet tabii, pırıl pırıl Kur'an ışığı böyle görünüyorken aradaki geleneksel kültür bunu yok göğsünü çatırdatmış tabii. Göğsünü çatırdatmayla okuma yazma arasında ne alaka var Allah aşkına? O zaman hiç kimse ilkokula gitmesin. Yani getirelim çocuklar 6 yaşında döşlerini sıkıp sıkıp bırakalım hepsi çatır çatır okuma yazmayı söktü. Olur mu? Mesela Kur'an-ı Kerim diyor ki اَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكْ Senin göğsünü açmadık mı? Bu ayeti, bu geleneksel kültür aradayken manasını anlamaya kalkarsanız tamamen gerçeğin, bunu gerçek anlamının olduğu yerden başka yerde görünüyor. Yok efendim 5 yaşındayken işte süt kardeşi Şeyma'nın yanında oynuyormuş da 4-5 tane beyaz önlüklü doktor gibi adamlar gelmiş sanki Hacettepe Hastanesi'nin kardiyoloji bölümü operatörleriymiş gibi. Almışlar Şeyma'nın yanından götürmüşler, bunun üstüne yatırmışlar açık havada, yarmışlar döşünü. Efendim kanlar, manlar, kalbini çıkarmışlar şu kadar yavrucağın, bir yumurta kadar kalbi olur 5 yaşında çocuğun. İçinden bu baş parmak kadar bir fıhtı kanı atmışlar. Yahu ben şu yaşta, eni boyu 187 santim bir adamım, iğnenin ucu kadar bir şey kalbimi tıkanıyor. 3 kere ben kesileceğim. 5 yaşındaki çocuğu çoktan öldürür şu kadar fıhtı ya. Sen neden bahsediyorsun? Masal işte. Bunlar masal. Hiç alakası yok. Toplumun ve kendinin durumunu düşünüp duran Muhammed'e Allah düşünüp durup da çare bulamayan bir insan ne yapıyor? Göğsü daralıyor. Dünya başına dar geliyor. Bunlar değil, hepimiz kullanıyoruz. Mesela yarın borcunuz var, çekiniz var, daha 5 kuruşunuz yok. Ne yapıyorsunuz? Kara kara düşünüyorsunuz. Yani düşüncenin karası mavisi mi oluyor? Bu bir değil işte. Kara kara düşünüyor yani ne yapacağı. Birisi gelip de dese ya nedir bu halim? Karadeniz'de gemini gemilerin mi battı? Yani geminin olmadığını biliyor Karadeniz'de, Akdeniz'de. Ya sorma işte yarın çekim var, bugün de 5 kuruş param yok, ne yapacağımı bilmiyorum. Al arkadaş şu paraya, yani bu sıkıntıyı çeken adam diyor ki göğsüm daralıyor arkadaş. El aleme rezil olacağım, kimin yüzüne nasıl bakacağım ben bu parayı ödeyemezsem. Deyip duran adama al şu parayı arkadaş da git öde, 10-15 gün sonra da bana ödersin diyen biri çıksa o adam ne diyor? Of be, dünyalar benim oldu diyor. Ne dünya senin oldu? Yani topu da bu 10 günlüğüne bir 10 milyon ödünç para aldın. Göğsüm açıldı diyoruz, ferahladık diyoruz, yüreğime su serptin yahu diyoruz mesela.
yüreğine su serpilir mi adam? Ya şuraya suyu atsan şuradan aşağı iner yani. Kalbine su girer mi insan? Değil mi? Ama bunlar değil. Elemme şahleke sadrakın manası da bu. Yani geleneksel kültürü ayıklarsanız, düşünün duran, sıkıntılanın, kendinin ve toplumun halinin ne olacağını dert edinmiş Muhammed'i Allah, sana bir yol göstermek, göstererek seni sıkıntıdan, göğüs darlığından kurtarmadık mı? Yani sana yol göstermedik mi? وَوَجَدَكَ ذَالًا فَهَدَى diyoruz. Sen ne yapacağını bilmez, yani şaşkın, şaşırmış iken seni doğru yola iletmedik mi? Ne yapacağını bilmiyordun, sana ne yapacağını öğrettik. Şimdi bir adam düşünün Niğde'ye gelmiş, saatte adres veriyor. Kime sorsa bilmiyorum, gece yarısı saatler ilerliyor, adam bulamadıkça ne olur? Niğde başına dar gelir. Yani böyle sıkıntılar. Ama bu arada göğsü daralır. Birisi çıkıp da gel efendim ya ben seni götüreyim aha şurası dese, oh ben dünyalardan oldu göğsü başında, Allah senden razı olsun diye. Dualar diyoruz, Türkçe'de de böyle, bu Arapça'da da böyle. Anlatabiliyor muyum? Hani bu geleneksel kültür, artık megazisindeki yanlışlardan tutunuz, hadislerdeki yanlışlıklara varana kadar, siret kitaplarındaki yanlışlıklardan tutunuz, menakip, menkibe yanlışlarına kadar, dünya kadar faktör var bu arada. Ama tek kalemde bunu söyleyecek olursak, geleneksel kültürün Kur'an ışığını saptırması, Kur'an'ın anlamını farklılaştırması olarak tanımlayabiliriz üçüncü engel. Dördüncü engel, sünnetin, hadisin, fıkhın gereğince anlaşılmaması. Sünnet, biliyorsunuz kelime manası bir kimsenin yapa gelmesi, bir işi yapa gelmesi ya da hep öyle yapması anlamına geliyor. Bu onun sünneti. İşte sünnetullah deyince Allah'ın sünneti, Allah'ın hep bir şekilde yapıyor olması. Mesela Allah hep yoktan var etti. Var ettiklerini yoktan var etmiş. Bu sünnetullah'tandır. Sünnet, Allah'ın sünnetidir mesela. Sünnet-i Resulullah'tır burada konumuz. Resulullah'ın sünneti ise deveye binmek değildir. Entare giymek değildir. Hurmayı çok sevmek, kabağı az sevmek değildir. Başını sarması veya entare giymesi değildir. Deveye binmesi de değildir. Nedir? Kur'an'ı ahlak edilmesidir. Resulullah'ın aleyhissalatü vesselamın en müekked, en kapsamlı sünneti Kur'an'ı ahlak edilmektir. Bu sünneti reddeden İslam'ı reddetmiş oluyor. Deve olduğu için deveye biniyor. Yani araba vardı da mı deveye bindi? Yok. Araba olmadı. Binit olarak devenin bulunduğu zamanda insanlar deveye biner. Bundan 50 sene evvel Niğdeliler Murat'a mı biniyordu? Renault'a mı biniyordu? Kara eşeklerine biniyordu. Başka neye binecek? O vardı, ona biniyordu. İnsanoğlu ta başından bu tarafa binit olarak, binite ihtiyaç duymuşlar. Yaşadığı coğrafyada ne varsa mesela Güney Amerika'da lama ve alpaka diye yarı koyun yarı deve, belki filmlerde filan görüyorsunuz, muslu hayvan var yani öyle eti yenir, yünü çoktur, yününden şeyler dokunur bilmem ne ve binilir ve ayrıca yük de taşınır. Orada o var ama dünyanın başka hiçbir yerinde yok, işte bir iki hayvanat parçasından arada filan var, lama ve alpaka. Peygamber oradan gönderilseydi, peygamber deveye değil, orada deve yok, lama veya alpakaya binecekti. Bir yerden bir yere giderken ne yapacaktı başka? Kuşların kartalın sırtına binecek hali yok mu? Çünkü kartal binilmek için yaratılmış bir hayvan değil. Entare, kadını, erkeği o toplumun, Müslümanı, gayrimüslimi o iklimde entare gidiyor. Mecbursun yani sıcak, ben çok daha gencim, 38 yaşındayım o zaman hacca gittiğimde. Üstelik de bayram 12 Aralık'ta, yani Türkiye'de 12 Aralık. Çatır çatır buz gibi, buz sarıkla Türkiye'de. Oraya bir indik, gölgede 35 derece sıcak görünler, aralığın 12'si. Elbisem elbise götürmüşüm diyebilirim diye, belki çeşitli heyetlerle görüşürüz. Ne mümkün değil mi? Mümkün yok. Gittik hemen 15 riyale, 5 liraydı riyal o zaman, biz de birer entari aldık. Çok kadar. Geldir, geldir. Ceryan yok, pili yok. Yürüdükçe vantilatörlü, giysi işte entare o ilk yüzünden. Başka bunu rahat etmem mümkün değil ki ya.
hala Arap bak dünyanın parasının içinde boğulmuş durumda ama entare ediyor. Bu ilgin giydirtir. Bu entareyi hadi kutuplarda giydirtir. Kutuplarda da buzdan heykel olur entare odasında. Çünkü yerlendikçe bu adamı buz heykeli yapar. İklime göre. Tarlada, takkede çalışan, dağda, bahçede çalışan adam başa açık çalışabilir mi söyleyeyim? Çalışamaz. Çalışırsa ne olur? Ya soğuk geçer, ya güneş geçer. Adam çalışacak işi var, gücü var, ondan sonra yatağa düşer, işi gücü var. Ne yapıyor? Ne bulabilirse, şapkamı buldu, yağlığını sarıyor, artık bir takkemi diktir, ördürdü hanımına, başını örtüyor, başka yolu yok. Yani iklimin insanları zorlaması, dikkat ederseniz dünyanın sıcak kuşağında Taylandlar, Vietnamlar, bilmem neler filan, Meksikalar filan, hep ekvatora yakın bölgeler, hiç başı açık bir kavim yok. O Taylandlar, Vietnamların şöyle konik pirinç tarlalarında çalışırken giydikleri hasırdan şapkaları var. Çünkü o sıcakta başı açık çalışır. Meksikalıların ta kenarları şuraya, omuzunu bile gölgesine alan fotörleri var, dur. Mecbursun yani ama kapalı mekanlar arttıkça bir resmi dairede şapkayla oturmanın bir alemi yok. Çünkü kapalı bir yerde insanın ne güneş çarpar ne soğuk geçer başına. Çünkü orada hava dışarıdaki gibi değil. Ama dışarı öyle değil, vurur insan. Evet, yani gereği olan şeyler dinden sanılmış. Coğrafyanın gereği olan şeyler dinden sanılmış. Hiç alakası yok. Eğer İslam yalnız Arap'ın dini olarak gönderilmemişse ki, Kur'an-ı Kerim öyle gönderilmemiş. Rahmeten lil alemin, alemlere rahmet olarak ve bütün insanlığa gönderildiğini söylediğine göre, o zaman yeryüzünde çeşitli dinler var, çeşitli kültürler var, çeşitli diller var, çeşitli toplumlar, kavimler var. O zaman bunların hepsinin onu kabul edebilmesi mümkün olmalı. O şekilde göndermiş olmalı. Yani entare giymek dindarlık olursa o zaman kutuplardaki adam Müslüman olamayacak. Niye? Müslüman olursa entare giyecek, entare giyince de bundan heykel olacak. Peki onun günahı ne yani? Ekol şeyde kutupta da olmuş olmak. Olur mu böyle şey? Düşündüğünüz zaman olmaması gerektiği çıkıyor ortaya. O deveye binmiştir. Ben de hayatımda hiç gerçi hacda bir resim çektirdim. Devenin üstünde orada gelince Türkiye'de arabamı soydular, çaldılar ayrı mesele de. Yani hiç bilmeyen deveyi binmeyi bırak, yani görmeyen bir sürü insanlar var. Gençlerin çoğu deve görmemiştir artık Türkiye'de. Nadir develer. Eskiden buralarda tır gibi iş görürlerdi onlar. Yani o günün tırlarıydı değil mi? Uzun yol arabası. Çift dingilli değil mi? Kamyon gibi. Efendim Kur'an'ın anlaşılmasının önündeki bir diğer engel, beşinci engel olarak sırada bulunan engel, Kur'an'ın indirildiği yıllarda içine indirildiği toplumun yaşam biçimi, ekonomik durumu, kullandığı kavramlar, ahlaki düzeyi, bilgililiği veya bilgisizliği, davranış düzgünlüğü veya davranış bozukluğu gibi konularda insanların gereken bilgiye sahip olmaması ya da bu bilgileri bulunmasına rağmen bu bilgileri Kur'an'ı anlamada hesaba katmaması da Kur'an'ı anlamanın gerçeğine uygun olarak anlamanın önündeki engellerin büyüklerindendir. Deyimler, sözler, kelimeler zaman içerisinde, mekan içerisinde farklı manalar kazanıyorlar. Mesela otomobil bilinmezken Türkiye halkı araba kelimesini biliyor. İşte at arabası, öküz arabası, öküz arabasının bir özel adı da var, Kaan'ı değil mi? Kullanıyordu. Fakat günün birinde at arabasına da öküz arabasına da benzemeyen bir araba, yani gavurların kendi dillerinde otomobil, kendi kendine yürüyen anlamında otomobil çıkarmış. Çok insan Türkiye'de araba kelimesini bu anlamda kullanıyor. Arabayı tanımaya başladığından beri. Diyoruz ki neyle geldin abi? Arabayla geldin diyor. Arabayla yani özel araba, özel otomobilim. Öbür türlü efendim otobüsle geldim diyorum, adını söylüyorum filan. Şimdi
Bu araba tabirinin 50-60 sene evvel Türkiye'de anlamı at arabasıydı. Fakat bugün at arabası çok daha az anlaşılırken şu özel arabalar, yani işte Murat, bilmem neydi, Ford falan filan daha çok anlaşılıyor. Günün biri gelecek, belki hiç at arabası kalmayacak ve artık toplum araba dendiğinde yalnız bu benzinle, mazotla çalışan arabaları anlayacak, artık at arabası kimsenin hatırına gelmez. Dolayısıyla bir kelime yaşıyor ama zaman ve coğrafya içerisinde çeşitli şartlarla anlamları kayıyor. Yani başka anlamlar yükleniyor. Dolayısıyla Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın kendisine gelen vahiy, geldiği yıllarda kimi kelimeler, kimi kavramlar Arapçadaki, o gün ne anlamlara kullanılıyor idiyse bunları bilmek Kur'an'ın o gün ifade ettiği manayı bilmeyi kolaylaştırır. Bunları bilmek de o kadar zor değil. İnsan uğraşırsa bilemeyeceği, bulamayacağı, yetişemeyeceği şey yok. Bir diğer husus, yani bunların her biri aslında bir ayrı kitap konusu ama biz burada hepsini bir konferans çerçevesi içerisinde vermeye çalıştığımız için özetlemek zorunda kalıyoruz. Ayrıca bir kimsenin Kur'an'ı anlamasının önündeki engellerden bir diğeri de yaşadığı günü, yaşadığı hayatı, içinde yaşadığı ortamı bile anlamaktan uzak olur, ilgi duymaz, anlamaya çalışmaz ise bir insan, yani yaşadığı hayatı bilmezse, içinde yaşadığı toplumdan haberi olmaz ise, o insanın Kur'an'ı anlaması, Kur'an'ın indiği devri anlaması, kavraması hiç mümkün olmaz. Çünkü şu günü anlamayanın dününü kavraması, anlayabilmesi ya da yarını hakkında karar verebilmesi hiç kabil değildir. Bu itibarla hayat anlaşılmak için ilgiye muhtaçtır, ilgi gösterilmeli. Her şey öyle. Hayatın tümü öyle olduğu gibi münferiden her iş de öyle. Üzerinde durmaz iseniz bir ampulü bile değiştirmeyi beceremezsiniz. Denemezseniz, öğrenmezseniz, elektrik olduğu halde, evinizin içine kadar geldiği halde yanmış bir ampul veya otururken sönüverdi, koptu, eridi. Yedek ampul de olduğu halde onu takamazsınız. Ben takamam ya, o zaman karanlıkta oturacaksın elektrik olduğu halde. İlgi gösterirsen, insan işte ufak tefek işte kablo bağlamayı, yok bilmem bantla sarmayı, ampul değiştirmeyi, düğme gevşemişse onu sıkmayı filan bilsin. Çünkü en ufak iş için de mi dışarıdan teknisyen usta çağıracağım? O zaman evin yolunu bulamazsın. Ufak tefek musluğu da bulmuş, onu yapacak, bilmem ne yapacak. Ama bunlar ilgilenmeyle oluyor. Hiç ilgilenmeyen adam akan musluğunun contasını değiştirmeyi bilmediği için boyuna şarılsın, suyu akar durur. Ama bilen adam buna imkan vermez. Hemen gider bir conta alır, anavarasından suyunu keser, açar. Eskiyen contayı çıkarıp yenisini takar. Sonuç olarak bir damla bile su zayi olmaz. Yani ilgi, yaşadığı hayatı tanımak, tarihi tanımayı da kolaylaştırır. Ayrıca yine Kur'an'ı anlamanın önündeki bir başka engel olarak da bir şeyi anlamanın, tanımanın bir ilk bakıştaki şekli vardır ve biz buna yüzeysel tanıma ya da zahiri tanıma diyoruz. Örneğin demiri tanımayan yoktur. İşte mesela bir demircinin önünden geçerken bakarsınız koca koca çubuklar veya kalın ince neyse inşaat demiri tanıyoruz. O demiri o haliyle tanımak ile fabrikasında, yani yüksek fırınlarda, dağdaki maden nasıl geliyor, nereye konuyor, hangi muameleden geçiyor, nasıl eriyor ve toprak arklarda akarak potalara dökülüyor ve kütük demir oluyor, sonra bu hale geliyor. O işlevleri de bilen bir adamın demir hakkındaki fikri çok daha geçerli, çok daha gerçekçi olur. Ama bir demirci dükkanının önünde gördüğü 3-5 çubuk demirle demir hakkında işte vallahi öyle para bir şey. İşte dokunduysa sen, hepsi bu kadardır. Ama onun nasıl çıkarılıp o hale geldiğinden itibaren bilirse bir insan, bu bilgisiyle demir hakkında hüküm verecek insanın verdiği hüküm daha geçerli, daha itibar edilir olur. Bu bakımdan
elimize geçecek bir ayet ya da ilk bakışta bize kendini anlatan manayı, manayla ittifa etmeyip acaba başka manası da olabilir mi? Başka şekilde anlamak da mümkün diye hem kendisi düşünmek hem de başkalarıyla istişare etmek suretiyle herhangi bir ayetin ya da filan konudaki ayetlerin daha iyi anlaşılması, gerçek manasına yakın şekilde anlaşılması kolaylaşır, mümkün hale gelir. Zaten Allah Kur'an-ı Kerim'de her bilenden bir fazla bilen yarattık buyuruyor Kur'an'da. Şimdi madem ki insanların içinde biri diğerinden bir fazla bilendir, o zaman o bir fazla bilenin bildiği fazlayı ben nasıl edineceğim ki o fazla bende de olsun, benim bilmediğim, onun bilmediği şeyi ben de öğreneyim, sen de öğren, benim bildiğim, onun bilmediğini o öğrensin, bunun yolu istişaredir, metodu. İstişare danışmadır. İstişare Arapçası, Türkçesi de danışmadır. Nasıl bir resmi daireye girdiğinizde danışma yazan masaya gidiyorsunuz, o size diyor, neresi işte bilmem ben müdürü falan diye göreceğim. İşte şöyle git koridorun soluna, sonundan sola dön, yukarı çık, sağdaki ilk odada filan diyorsa, böylece insanlar kolayca aradıklarını bulabiliyorlarsa, sana lazım olan doğruları bulmanın yolu da istişare, yani danışmadır. Nasıl danışacak bir insan? O konuyu ortaya atacak, kendi düşündüklerini de söyleyecek ve diyecektir ki, bu konu ile ilgili olarak ben şunları düşünüyorum, düşünebiliyorum. Acaba doğru mu düşünüyorum, eğri mi düşünüyorum, sizler ne düşünüyorsunuz diye konuyu ortaya atacak ki, başkalarının o konuda bildikleri varsa onlar da ortaya çıkarsınlar ve alması gereken doğrular varsa bu ortaya çıkanlardan alıp kendi doğrularına katsın ve doğrularını daha da pekiştirsin, daha da zırhlı hale getirsin. Yoksa yalnız ben bilirim diyen bir adamın doğruları teneke mukavemetinde, dayanıklılığında doğrulardır. Tenekeye de ufacık bir darbeyle öbür tarafına geçer, yani delildikleri ama zırh öyle değildir. Değil mi? Doğruların daha sağlam olması, daha insana güven verir, daha doğru olması, taluk ettiği meselenin tabiatına daha fazla uyması, intibak etmesi insana daha fazla güven verir. Güven verdiği için sizin bu halde oluşunuz, karşınızdakinin size güvenini artırır. Yani bu adam bildiğini doğru bilir ve doğru bildiğiyle de amel eder dedi mi artık işin yarısı bitmiş, halledilmiş demektir. Bu çok önemlidir. Yani insanın kendine güvenini sağlar. Başkalarının insana güvenini sağlar. Bu güven ile bir ki insanlar arasında doğrular yaygınlaşır ve toplumsal ahlak haline dönüşür. Başka yolu yok. Evet. Tarihi bilgi kıtlığı veya bu bilginin kullanılmaması. Bu açıdan da yani insanların herhangi bir şeyi anlaması için mesela neden Türkiye'li Müslümanların İslamlığı içinde şamanist türden hurafeler vardır da İspanya Müslümanlarının içinde bu tür bir hurafe yoktur, başka tür vardır. Sebep şudur. Türklerin İslam olmadan evvelki dinleri Orta Asya'dayken, işte tıpkı Amerika'daki Kızılderililer de Türk Bering Boğazı'ndan Orta Asya'daki büyük göl kuruduğu zaman kendilerine yurt aramak için çıkmışlar. Bering Boğazı'ndan Alaska'ya, Alaska'nın soğukları, karları orada ikametlerine imkan vermemiş. Yavaş yavaş Kanada'ya, Kanada'dan Amerika'ya, Orta Amerika ve Güney Amerika'ya kadar inmişler. Onların da dini kovboy filmlerinde seyrediyorsunuz Kızılderililerin. Elleri kırılasa Amerikalıların kırıp geçirdiği, soyunu tükettiği Kızılderililerin dini de şamanizm. Yani Orta Asya'daki Türklerin İslam'dan önceki dini. Bu dinde bakıyorsunuz, yani şamanistken Türkler, onu bildikleri herhangi bir insan için özel bir mezar yapıyorlar. Kocaman bir oda, salon, tavanlı ama bayağı böyle hezen mezen diyoruz ya öyle. Başka bir hayata da inanıyorlar ondan sonra. Kullanır diye en sevdiği, yani sevdiği hanımını da kullanırlar yani. Atını, filan atı çok severim, onu da. Bu tür mezarlara
eski Türk kültüründe kurgan yani ulu bildikleri kimseler için yapılan kapalı mekan mezarlar için kurgan deyimi kullanıyor. Türkler Müslüman olduktan sonra hangi mezar türünün ulu bildikleri kişiler için sürdürüyorlar fakat adını değiştirip kümbet diyorlar Selçuklular döneminde. Osmanlılar döneminde gene aynı tür mezar sürüyor, adı türbe oluyor. Bakıyorsunuz Kur'an-ı Kerim'de bu tür mezar, insanların büyükleri üzerinde böyle kabirleri üzerinde binalar yapmak, onları kutsamak bilmem ne İslam'da yeri yok. Ve Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın söylediği söylenen bir sözde en iyi kabir yerle bir olandır. Olsa olsa onun başına işte kim olduğuna dair bir taş dik. Sade ama bakıyorsunuz o neler yapılmış neler. Şimdi bu izi sürdüğünüz zaman ta Orta Asya'dan çıkıyor. Bakıyorsunuz kimi mezarların başındaki ağaçlar çabuktan geçiyor. Bu çabuk bağlamak da şamanizmden geliyor. Onun için mesela Arap Müslümanlarda bu yok. Çünkü onların eski dinlerinde böyle bir şey var. Onlarda da başka tür şeyler var, Kur'an'dan. Yani taşınmış İslam olduktan sonra hala eski kirlerinden, eski akidelerinden, eski davranışlarından nice şeyler taşınmış İslam'a. Tabii bunlar ayıklanmadıkça Kur'an'daki pırıl pırıl İslam, saf İslam meydana çıkmaz. Eğer insanlar öldükten sonra diriltilecek ve hesaba çekileceklerse, ki buna inanmayan Müslüman olmaz, olamaz. Şunu kesinlikle bilmeliler ki, sözün gelişi söylüyorum. Ne Ercüment Özkan'ın İktibas dergisinden suale çekilecekler, ne Said Nursi'nin risalelerinden, ne Ebu Hanife'nin fıkhından, ne Süleyman Efendi'nin kitaplarından. Allah-u Teala'nın kitabı Kur'an-ı Kerim'den hesaba çekilecekler. Öyleyse imtihana gireceğine inanan, soru suale çekileceğine inanan herkes şunu bilmeli ki çalışması gereken dersin adı Kur'an, Allah'ın kitabının adı. O kitaba çalışan insan ancak oradaki o kitaptan yapılacak imtihanı geçme notu alabilir. İmtihana gireceğiniz kitabın adı Kur'anken siz tutar coğrafya okur, fizik okur ya ben derdimi okursanız imtihanı veremezsiniz. Yani madem ki Allah Kur'an'dan insan başlayacak, o zaman öncelikle insanlar, Müslümanım diyen herkes Kur'an'ı bazlanmalı. Benim İmran Efendi'yi falan ağabeyi, şüphelerin yönleri yok. Alayımız insanımız. Ama o Allah, Kur'an'da Allah'ın kelamı, Allah'ın sözleri öyleyse o sözleri tutmalı ve ona göre hareket etmeliyiz. Dikkat ederseniz, sokaktaki çocuğa bile sorsanız, İslam'da şer'i delil kaç diye, kitap sünnet, icma ümmet, kıyas fukaha diye size hemen ezbere ufak bir soru. Yani bu sıralamada kitap başta geçiyor değil mi? Kitap, sünnet, ikinci, kitap birinci, sünnet, ikinci, icma ümmet, üçüncü, kıyas fukaha dördüncü. Peki pratik hayatımızda neden bu kitaba ölür gideriz de hiç sıra gelmez? Sayarken başta sayıyoruz, yaşarken yaparken en sonda kalıyor ve sıra gelmiyor ona. Yani kıyas-ı kura'dan izm-i ahmet'e geçemiyoruz ki. Fetava-i Hindiye'yi konuşmaktan Allah'ın ayetlerine sıra gelmiyor ki. Kitab-ın mebsutunu Şemsüleyin ve Sarahsi'nin bilmem okumaktan onu bitiremiyoruz ki. 30 bin sayfalık kitabı, şurada 300 sayfalık o da yarım yarım sayfa Kur'an-ı Kerim'e sıra gelsin. Yani o zaman sayarken diyelim ki birinci delil kıyas-ı fukaha, ikincisi icma ümmet, üçüncüsü sünnet, dördüncüsü kitap diyor, Kur'an diyor. Ya sayı söylerken doğrusunu söylüyoruz ama yaparken tersini yapıyoruz, eğrisini yapıyoruz. Olur mu? Yani mesela bir insana soruyorsun işte sen filan dairede memur, kimin emrini dinliyorsun? İşte sayıyor sana müdürüm, şefim, bilmem ne falan filan. Fakat pratikte bakıyorsun, müdürü filan hiç takmıyor, ben çok odacıdan korkuyorum. Yani bu insanın durumu ne kadar garipse, böyle yapan Müslümanın durumu da o kadar garip. Kitap madem birinci delil, niye birinci delile birinci derecede önem vermiyoruz? Vermez isek halimiz bu halden çıkar, daha iyi hale girer mi? Asla girmez.
Kur'an'ı bir bütün olarak anlayamama, parçalara bakarak tümü anlayacağını sanma da yine bu yanlış da Kur'an'ı anlamak önündeki engellerden birisi. Şöyle ki, bir anan insan herhangi bir konuda bir ayet öğrenmiş, duymuş, okumuş olabilir. Ama o konuyla ilgili ayetlerin hepsi aynı surede toplanmadığı, muhtelif surelere serpiştirildiği, öyle yazdırıldığı için biz o konuyla ilgili daha sağlıklı bir kanaata varabilmek için aynı konuya değinen, aynı konudan bahseden diğer ayetleri de göz önünde bulundurmak zorundayız. Bunun için Mu'cemül Müferres diye bir kitap var. Li'elfâdil Kur'an, Mu'cemül Müferres. Yani Kur'an lafızlarının, sözlerinin fıhrist toplamı veya fıhrist mecmuası. Ondan aynı kelimenin kökünden türeyen diğer bütün kelimelerin içinde geçen ayetlerin tümü sure numarası, sure adı ve ayet numarası olarak alt alta yazılmıştır. Dolayısıyla bulmak kolay olur ama kelimenin kökünü Arapça az çok bilenden öğrenip bu surette varsa insan o konuyla ilgili Kur'an içinde ne hangi surede ne kadar ayet geçmişse hepsini bulabilir. Onları bir araya getirip bakar ise o konuda Kur'an'ın ne söylediğini daha iyi anlama imkanına sahiptir. Yaklaşırken Kur'an'a veya bir başka şeyi anlamak için, Kur'an için de geçerli bu, peşin fikirsiz yaklaşmayın. Yani size birisi bir şeyler söylemiştir. Varsayalım ki efendim Kur'an'ı anlayamazsın demiş, sen de böyle bakıyorsun, böyle okumaya başlamış. Bu gözle bakan adam gerçekten anlayamaz. Hakikaten anlayamaz. Anlayın diye başlayan insan anlayabilir. Filan ayetin manası şu diye, hurafelerden oluşan bir anlam kazandırılmış bir ayeti, bu bilgilerden kendinizi ayırıp, tecrit edip bakmaz iseniz, ne kadar bakarsanız bakın, çok farklı şeyler görürsünüz. Mesela size, ben 6 kere İran'a gittim. Homeyni'nin dışında herkesle, aşağı yukarı, yani Seyyid Ali Hamenei'den tutun, bugünkü Cumhurbaşkanı, Refsancani'ye kadar, Anayasa Mahkemesi Komisyon Başkası'nın başkanı Ayetullah Erdebili'ye kadar, Ayetullah Murtaza'ya kadar görüşmediğim, konuşmadığım, tartışmadığım kimse kalmadı. Yani bir yerde eğer caiz ise bir İran uzmanı sayılabilirim. İkisi resmi davetli, dördü de kendi imkanlarımla yaptım bu seyahatı. 1980 ile 90 arasında ilk gidişim 80, son gidişim de 90. Dikkat ediyorum mesela, şöyle bir olay oldu. İstanbul'da Ayetullah Şeriat Medari'nin vekili bir imam var idi. Ekberzade diye. Veya Ali Ekber Mehdipur adında. Orada İranlar Camii var Mercan'da, orada da imamlık yapıyor. Tanışalım, görüşelim diye evine gittim İstanbul'dayken. Selamünaleyküm, selam, salonda görüştük, eve oturdum. Şuradan buradan konuşuyorduk. Dedim ki, ben bunca yıldır bu işlerle uğraşıyorum ama şu Hazreti Ali'nin peygamberimizden sonra onun vasisi olduğuyla ilgili, yani onun yerine geçmesi gereken insan olduğuyla ilgili bir delil bulamadım. Yani bana söyler misiniz? Siz bu işe çok itibar ediyorsunuz. Sizin deliliniz ne? Bana gayet kendinden güvenli olarak şu cevabı verdi. Dedi, 273 tane ayet var Kur'an-ı Kerim'de. Dedim, aman Ali Hoca, ayrı ayrı Kur'an'lar mı okuyoruz yoksa? Halbuki aynı Kur'an'ı okuyoruz. Ya ben birini bile göremiyorum, sen 273 tane var diyorsun, bu nasıl iş? Hele söyle bakalım dedim, yani hani Karadenizli ya sormuşlar, hamsinin kaç çeşit yemeği olur? O da demiş ki, 100 çeşit yemeği olur. Bizim gibi buğulamasıyla kızartmasının dışında bir şey olduğunu bilmeyen de demiş ki, hele bir say, başlamış Karadenizli değil demiş, paklava yok deyince, soruyu sorup tamam, gerisini sabitlesin diyor. Baklavası olanın hasirdesi olur, böreği olur, çöreği olur, olmadıkça peltesi olur, hoşabı olur, kompostosu olur, öyle. Ben de dedim şu 273 ayetten hele birini bir söyle de, 272'sine sonra bakalım. Kendinden gayet emin,
Kur'an'da hatırlayacaksınız. Musa Aleyhisselam'a Allah vahyettiği ve Firavun'a gidip bunları güzellikle anlatmasını söylediği zaman o bilimde hafif perfeklik varmış Musa Aleyhisselam'ın. Kardeşi Harun da çok güzel konuşurmuş. İşte korktuğunu söylüyor filan. Allah diyor ki korkma, ben senin yanındayım. O da diyor ya Rabbi bana bu işte yardımcı olarak kardeşim Harun'u verir misiniz? Yani Harun bana yardımcı diyor. Allah diyor peki bunu da. Bunu ifade eden bir ayet var. Bu ayeti okudu Ali Hoca, yani Ali'nin, Hazreti Ali'nin, Peygamberimizden sonra onun yerine vasi olacağının delili olan birinci ayet buydu. Baktı bunları, yani anlatmak güç olacak, şöyle derin derin düşünüyormuş gibi yapıyorum, gözüm ucuyla da ona bakıyorum, o kadar kendinden emin oturuyor ki, yani işte taşı sürdü, şahmat dedi, rahat oturuyor. Durdum, durdum filan bakıyorum. Ne düşünüyorsun dedi, kafamı kaldırdım dedim. Hoca bu ayette dedim, Peygamberden sonra Ercüment Özkan diye biri gelecek. O Peygamber'e vasi olacak diyor dedim. Bu ayet o manaydı. Yani amacım böyle demek değil ama onu biraz düşündürdüm. Yahu dedim nereden çıkardın seni dedi, adın yok sayamıyorum. Mübarek dedim. Ali neresinde geçiyor bu ayeti? Ali nerede Hüseyin? Var mı? Harun'dan, Musa'dan bahsediyor. Sen Ali'yi çıkarabiliyorsan ben de kendimi çıkarıyorum. Veli'yi de çıkarırız. Hasan'ı da güzel çıkmalık kalmadı. Yani böyle, böyle aşık gözüyle bakar gibi. Hani bir delikanlı genç kıza aşık olur diyelim Ayşe. Benim Zeynep'ine de baksa Ayşe'sini görür, Hacca'sına da baksa Ayşe'sini görür. Yani. İşte bu şiirler de, şiirler de bazı konularda böyle aşık gözüyle bakıyorlar. Yani bana bakıyor ama beni görmüyor. Kafasındakini görüyor. Filan ayete bakıyor ama o ayette Ali'yi görüyor. Halbuki Ali bana yok. Ama öyle kurmuş kendini. Ali'yi görüyor, Hüseyin'i görüyor. Tabii bu peşin bakış, bu peşin nazarla bakış insanı kesin kes esastan yanıltıyor. Gerçekten uzaklaştırıyor. Böyle olunca da ne kadar iyi niyetli olursanız olun, doğruları bulamıyor, yolunuzu şaşırıyorsunuz. Ayrıca bir husus dikkat edilmesi gereken Kur'an'ı anlamada yazılı metinle konuşma metni arasındaki farklar. Bu fark kelime farkı değil. Belki duraklama farkı, belki vurgulama farkı, belki ilgin farkı, belki insan konuşurken kaş göz işareti yapıyor. Eliyle bazı, yani bunlara mimik deniyor, öbürüne jest deniyor, elde yapılanlara. Konuşma lisanında söylenen kelimeler, bir şey ifade ederken kullanılan kelimeler ve o kelimelerden oluşan cümleler daha zengin, daha ayrıntılı anlamlar ifade ederken aynı kelimeleri yazıya döktüğünüzde o kelimelerde o anlam çeşitliliği, o anlam ayrıntısı kalmıyor, matlaşıyor. Mesela Türkçe'de bir cümle, örnek verelim. Birisi birimize desen ki işte ne yapıyor? Yani daha önce hakkında konuştuğumuz birisi için ne yapıyor desen bu nasıl anlaşılır? Yani nasıl, neyle uğraşıyor, sağlığı iyi, işi gücü nasıl filan diye anlaşılır. Yani hatır sorma cümlesidir. Ama aynı iki kelimeyle bakın konuşma lisanında şöyle söyleyeyim. Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne yapıyor? Böyle ne yapıyor? Ne anlama gelir? Yapmaması gereken şeyi yapıyor. Bak bak. Şuna bak. Yapılmayacak şeyi yapıyor. Manasına kullanıyoruz. Halbuki aynı iki kelime. İşte bunu konuşma dilinde şu iki ayrı anlamı fark ettirmek çok daha kolayken yazı diline geçti mi yazı dilinde jest yok, mimik yok, vurgulama yok, durak yok, bilmem ne yok. Dolayısıyla hapsolup kalıyor, büzülüp kalıyor anlamı. Bu şeylere de dikkat etmekte fayda var. Mesela bir Kur'an'dan örnek vereyim. Hazreti İbrahim Aleyhisselam yıldızlara, aya ve güneşe tapan, yıldızları, ayı ve güneşi Rableri bilen bir toplumun içinden seçilip onlara gönderilmiş bir peygamber. Onlara sürekli olarak
yıldızların, ayın, güneşin Rab olamayacağını, onlardan Allah olamayacağını söyleyip duruyor ama kimseye bildirmiyor. Daha da ötesi elleriyle yapıp yonttukları ağaçtan, taştan o heykelcikler diyoruz. Ondan sonra onları da ilah biliyorlar ve her şeye kadir sanıyorlar, öyle inanıyorlar. Böylesi bir toplumda İbrahim Aleyhisselam bir ayette diyor ki, Enfal'de veya en anlaşmanda kesin hatırlamıyorum. İbrahim yıldızlara baktı, birçok tercüme yanlış. İşte konuşma diliyle yazı dili arasındaki farkı fark etmemekten kaynaklanıyor. Yıldızlara baktı, benim Rabbim bu dedi. Sonra yıldızın kaydığını gördü ve ben kayanları sevmem dedi. Altındaki ayette İbrahim aya baktı, benim Rabbim bu dedi. Sonra ayın battığını görünce ben batanları sevmem dedi. Yani bu da Rabbim değil. İşte güneşe baktı gene. Aslında burada İbrahim Aleyhisselam bu şekilde yapılan tercümelerde sanki kısa bir süre de olsa yıldıza Rabbim demiş. Ne zamana kadar? O yıldızın faydını görene kadar da olsa kısa bir süre Rabbim demiş bir adam çıkıyor karşımıza. Az bir zaman da olsa aya Rabbim demiş, güneşe Rabbim demiş ya da öyle inanmış bir adam çıkıyor. Kaldı ki peygamber seçilen insanların hepsi haniflerden seçilmiş ve hiçbir insan müşrikten seçilmiş değildir. İbrahim Aleyhisselam'ı az da olsa ayı, yıldızı, güneşi Rab bilen, yani Allah bilen bir insan şekline sokuyor bu tercüme yanlışlıkları. Bakınız yine İbrahim Aleyhisselam'la ilgili olarak bir başka surede geçen şu ayetleri siz hatırlayacaksınız. Onlar puthaneleri var, küçüklü büyükleri, yonttukları, işte ağaçtan falan bir sürü putlar bu şekilde. Bir gün yani hep söylüyor yani bunların elinden bir şey gelmez, bunlardan bir şey beklemeyin, ne derse desin hiç kimse bir şey anlamıyor, tıllı İbrahim'in dışı. İbrahim bir uyanıklık yapayım diyor. Ne yapıyor? Eline bir balta almış. Ne kadar küçük put varsa hepsini kırmış, kimse yokken girmiş. En büyük putun da omuzuna balta yazmış. Millet oraya bir giriyor ki ana ne görsünler, alayı paramparça, en büyük putta sağlam duruyor, omuzunda da balta. Vay kim yaptı bunu bilmem ne falan filan, İbrahim diyor ki orada onları düşündürmek için dikkat edin. O yaptı diyor, yani balta kimin omuzundaysa o yaptı, ben yapmadım ya. Şimdi onlara yıllardır söyleyip duruyor ki bunların elinden bir şey gelmez, bir türlü kabul ettiremiyor. Bu sefer onlar İbrahim tersinden başlayınca, onlar diyorlar ki, o bir şey yapamaz, o yapamaz, bunu sen yap. Hah diyor İbrahim işte, ben size yıllardır bunu söyleyip duruyorum, bunun jetonunuz yerinmişti. Kabul etseniz de yani onların elinden bir şey gelmez, bak bir balta aldım, alayım kırdım, o yaptı diyorum, siz demiyor musunuz ona her şeye kadir diye, ha. Hadi bakalım buyurun. Onlar bu sefer diyorlar, o yapamaz sen yap. Ben de öyle söylüyorum ya, işte gelin doğruya gidin ya. Anlatabiliyor muyum? Şimdi burada İbrahim Aleyhisselam'ın o yaptı derken, o putun o işi yaptığına inandığının ifadesi değil. Onları düşündürmek için bir ifade. Bir gün Tahran'dan Frankfurt'a gidiyoruz uçakla. Dev bir uçak, 380 kişilik. Yarıdan fazlası kadın, Almanya'ya gidiyorlar işte, kimisi talepli, kimisinin çoluğu çocuğu okuyormuş falan. Alay işte o çadır, yani İranlı kadınların giydiği, burada çarşaf denen, orada çadır denen bir kıyafet. İçinde zengini, orta halisi, fakiri neyse yani bir sürü insan var. Konuşuyoruz, çoğu da Azeri bunların, ben de işte az çok bilimi benzetiyorum bunlara. Böyle 40-45 yaşlarında bir kadıncağız var. Böyle belli ki halinden, elinden, yüzünden bir zengin aile hanım. Ondan sonra bakımlı birisi. O da çocuğu okuyormuş Almanya'da, onu görmeye gidiyormuş. Konuşuyor İslam'dan falan, gayet iyi. Bir saat oldu Tahran'dan kalkalı, yani İran semasını geride bıraktık, Türkiye hava sahasına girdik. Ana! Sanki levha görmüşler gibi uçakta ne kadar kadın var, %90'ı başörtüler, hepsi indir. Emin ol ya, sanki birisi komut vermiş gibi. Ben sezdim bunu ya, dedim bu hava sahası şimdi biraz dışına çıktılar ya.
Bu kadına dedim ki, birdenbire konuşmanın seyrini değiştirdi. Bacı dedim, buyur diyesen. Dedim, benim özüm fikriye girer ki, yani ben düşünüyorum ki haberim. Aha burada Allah yoktu da dedim. Onu yani düşündürmek için dedim. Nasıl oldu kardeş? Allah her yerinde vardır diyor. Yok ben diyorum, aha burada yok bu da. O var diyor, ben yok diyorum. O var. Dedim, Allah burada da var mı sahide? Dedim, tabii her yerde var. Olmadık yer yoktu kardeş. Dedim peki İran semasındayken başörtüsü Allah'ın emrini koydu ama burayı terk etti. Türkiye'sinin hızına girince sanki Allah yokmuş gibi Allah'ın emrini terk etti. Bu Halik dedim bana böyle söyledi. Ne diyor? Çok düz diyorsun kardeş, işte alışmışız sah zamanında da bir olmaz olsun. Ne de filan. Eğilip bükülmeye başladım. Yani insanlar bazen bir şeyi düz anlatıyorsunuz, anlatıyorsunuz, anlamıyor. Ne yapıyorsunuz bu sefer? Tersinden yani bir hani bazen kullanır, hillik düşünürsünüz ya bir nükte, bir şey yaparsınız ve sonuçta o insanı getirmek istediğiniz noktaya getirmeye çalışırsınız. Kur'an'da da bu üslup kullanılıyor işte İbrahim Aleyhisselam vakasında olduğu gibi. Bütün bunlar yani yavaş yavaş öğreniyor ama düşündükçe, üzerine düşündükçe öğreniyor. Ben de elbette anamdan bir şey bilmez halde çıkarılanlardan biriyim. Kur'an öyle söylüyor. Biz her birinizi analarımızın karnından bir şey bilmez halde çıkardık. Ama insan hayata geldikten sonra artık okuyor, düşünüyor, tartışıyor, konuşuyor, şuna gidiyor, buna gidiyor, bir daha yapıyor, sağlamasını yapıyor derken her geçen gün nasıl su çeşitli yolları toprağın altında takip edeyde süzülüyor, kirlilikten arınıyor da filan filan kayanın altından şeker filan suyu olarak çıkıyorsa bilgiler de böyle yani zaman içerisinde ilmikten geçe geçe tekrar tekrar teste tabi tutula tutula, sağlaması yapıla yapıla gün geçtikçe doğrunun peşindeki olan insanın önüne pırıl pırıl doğrular olarak çıkıyor. Ayrıca bir son noktayı da söyleyeyim ve daha kısa süreceğini tahmin ettiğim halde 2 saat uzmuştum. Yazan ile yani bir kitabı yazanla o kitabı okuyan, bir konuşmayı yapanla o konuşmayı dinleyenler arasında konuşma dilinin aynı olması olmazsa olmaz bir şart. Şimdi sizin hepinizin ortak dili Türkçe. Ben burada İspanyolca konuşsam bilmiyorum. Ne anlayacaksınız? Birbirinizin yüzüne bakarsın ya bu adam ne söylüyor dersiniz. Normal olur. Eğer bir insan kendini karşısındakini anlatmak istiyorsa onun bildiği dilden konuşmak zorundadır. Bu sebeple Allah-u Teala Kur'an'da biz her kavme, her topluluğa o topluluğun diliyle konuşan elçiler gönderdik bugün. Öyle bir başka ayette de diyor ki onlara başka dil ile konuşan bir elçi gönderseydik derlerdi ki bu ne söylüyor bir anlayan olsa da bize de anlatsa derlerdi. Böyle dememeleri için onların anladığı, konuştuğu dilden gönderiyor. Şimdi okuyucu ve yazıcı arasında ya da konuşmacıyla dinleyici arasında şuna çok dikkat edilmeli. Bir fikri, bir anlamı ben konuşmacı olarak size, sizin de bildiğiniz kelimelerle anlatmaya çalışıyorum. Ama o kelimelerin meramımı ifade için kullandığım kelimelerin kimileri var ki benim kafamdaki karşılıkları şu türlü iken sizin kiminizin kafasındaki karşılıkları başka türlü olabiliyor. Bu anlayış farkından, kültür farkından, birikim farkından, görgü farkından yani birçok faktör bu farklılığı doğuruyor. İşte bu farklılık aynı kelimeyle konuştuğumuz, aynı kelimelerle konuşmamıza rağmen birbirimizi anlamakta zorluk çekmemizin temelinde yatan sebep de budur. Yani konuşmacının konuşmasını, yani meramını ifade için kullandığı kelimelerin her birinin kendi kafasındaki manaları yani karşılıkları ile aynı kelimeleri bilen, işiten dinleyicinin kendi kafasındaki anlamlarının aynı olmaması dinleyicinin konuşmacıyı anlamasını zayıflatır,
azalır. Bu bakımdan bir kimse herhangi bir konuşmacıyı anlamak istiyorsa onu dikkatlice dinlemeli. Arkasından sizin şu konuda söylediklerinizden ben şunu anladım, doğru mu anladım, siz bunu mu anlamak istediniz diye onaylatmalı ona tabir caizse. O zaman eğer yanlış anlaşılmış ise o adam sizin bu sözünüz üzerine diyecektir ki hayır ben onu kastetmedim. Siz öyle anlamışsınız ama ben şu cümlemle şöyle söylemek istedim diye asıl meramının ne olduğunu açıklar, bu suretle de kendini gerçeğe uygun olarak ifade etmiş olur. Evet, biz başımızı epeyce ağrıttık. İnşallah rahatsız etmemişizdir. Burada konuşmamızı keselim ve sorularınız için şöyle yarım saatlik veya 9:30'a kadar, yani 40 dakikada sorular için vakit ayıralım. Sormak istediğiniz, öğrenmek istediğiniz, söylemek istediğiniz şeyler var ise lütfen yazılı olarak veya mikrofon olsa da keşke mikrofonla sorabilseniz. Yani gezici böyle antensiz bir mikrofon oluyor ya, burada yok galiba. Evet, benim bu konuda uzun uzun her madde ile ilgili ayrı birer kitap yazılması gerekecek önemdeki hususları acizane burada özetle anlaşılır şekilde anlatmaya çalıştım. İnşallah anlatabilmişimdir. Bunun için yaşıyoruz, bunun için uğraşıyoruz. Türkiye'nin her tarafında, Almanya'da, Hollanda'da konferanslar veriyoruz. Kitaplar hazırlıyoruz inşallah. Ne yapalım? Yani kim Allah için ne yaparsa elbette Allah onun karşılığını verecektir. Allah'ın verdiği ücret gibi ücret verebilen hiçbir işveren de yoktur. Olamaz. Evet. Kimse bir şey sormak istemiyorsa o zaman azaltlayalım. Yani tamam, bitti diyelim. Evet. Peki. Ben kısa kısa, çünkü öyle anlaşıldı ki daralık çırpıda bu kadar geldiğine göre sabahlara kadar konuşmayı gerektirirdi, sorular gelecek ama mümkün mertebe özet, kısa cevaplar vermeye çalışacağım. Tabii bu cevapların soru sahiplerini tatmin etmeyebilir, mümkündür bu. Ama en azından tatmin olmak şart da değil, benim tatmin edebilmem tarz da değil, yani beceremeyebilirim de. Nitekim Peygamberimiz de diyor, her insanı anlatmış ama herkesi tatmin edememiş. Mesela Ebu Cehil söylediklerinden tatmin olsaydı o da Müslüman olurdu herhalde ama olmamış. Bu örneği yani sizler için vermiyorum, yanlış anlaşılmasın. Bu bakımdan insanın elinde değil, elinde olan anlatmaya çalışmasın. Evet, tarikat, parantez içinde tasavvuf hak mıdır, değilse neden değerlendirir misiniz? Benim bu konuda burada bulunan ve bu konuyu incelemiş, gerçekten tarihte de günümüzde de en ciddi biçimde üzerine bu konunun eğilmiş bir kitabım var, Tasavvuf ve İslam isimli. O kitapta çok büyük detaylarıyla bu konu anlatılıyor. Kısaca şöyle söyleyelim, İslam'ın akidesi farklı, tasavvufun akidesi farklı. İslam'ın kavramları farklı, tasavvufun kavramları farklı olduğu için İslam'la tasavvuf arasında biz uzaktan yakından bir ilgi görmüyoruz. Biz görmüyoruz, yani bize soruluyor, biz kendi cevabımızı veriyoruz. Gören, görmek isteyen de görür, ne yapalım yani, bu işte zor yok. Konuşmanızdan dolayı teşekkür ederim. Bu net Kur'an-ı Kerim çok sıkı bağlı. Fakat özellik veriyor, senin Müslümanlar ve Müslümanların baskı altında tutulmaya çalışıldı. Halen de öyle. Millet Kur'an-ı Kerim'e yaklaşacak ama engel çok, basın tevhidi yabancı iddiaya millet bunları kaldırmakla görevli değil. Onun da tevhidi taksi iman etme kadar sanayi girer. Bunu savunan bir parti Türkiye'de var. Evet. Hepsi bir değil, bu partinin bir manevi değerlere sahip çıkıyor. Kur'an-ı Kerim'e millete ekoden bir inşallah. Türkiye'de bir az fazla, çünkü batıl devletler Türkiye Müslümanlarının dünya Müslümanlarına lider olmasını istemiyor. Tabii elin gavuru
senin işine yarayacak şeyi ister mi? Yani istemez. Ama sen akıllı olursan onlar istemese de yaparsın, istese de yaparsın. Bu iş sana bağlı. Eller gözüne mi bakacağız? Allah'ın ömürlerine kulak vereceğiz. Kur'an-ı Kerim'de Halife İslam dinine olacağım. Sorular koyun. Evet efendim, kısaca söylemek gerekirse bütün bu sorunların çözümü Allah'ın kitabını ahlak edinmekten geçiyor. Onu yapın, hiçbir derdiniz yani şurada değindiğiniz dertlerinizden hiçbirisi kalmaz diyorum. Efendim, Türkiye'deki, İran'daki İslami rejimi iyi tanıyan İslami aydınlardan birisiniz. İran'da yaşayan İslami rejimde daha açığı İslami hayatta halk ile yönetim arasında nasıl bir ilişki var? Yaşanan İslamiyet ile İran rejimi arasında nasıl bir bağlantı var? Ben bu konuda gerçekten çok yakini müşahedelerim oldu. Sokaktaki işçi ortacılardan, pazardaki halıcılarına kadar, üniversite öğrencilerinden esnafına kadar, üniversite öğretim üyelerinden molla kılıkına kadar hemen herkesin insanla, bakanlarıyla falan da konuştuk. Sokaktaki insandaki İslam'la, yani sıradan halkın İslam'ı ile İran'ı kastediyorum, yöneticilerin onlarla İslam arasında esaslı sayılacak hiçbir fark görmedim. Ben insan yanılabilirim, kanaatime kimse katılmam zorunda da değil. Evet, kısaca bunları söyleyebilirim. Yalnız bu konuda İslami hareketlerle ilgili aşağı yukarı 5 ciltlik falan bir kitabım çıkacak. Bunlardan da bir cildinin hemen hemen tamamı İran'a dair olacak. Daha tavsiyelamsız geniş bilgileri inşallah Allah ömür verirse oradan okursun. Kur'an'ı okuyamamamız ve bir çoğunu uygulayamamamız günahımız. Bu çoğunuz da bunu biliyor. Bir çoğunuz da bunu biliyor. Biz gençlerin de suçu çok ama büyüklerimizin bunun suçu yok mu? Var tabii yani bütün suç, ev sahibinin hırsızın suçu yok mu? Nasrettin Hoca'nın dediği büyük, küçük, herkesin suçu var bu işin. Şu an derslerde bize Kur'an dersi niye verilmiyor? Kur'an'ın arasını açmış, kutuplar kadar onu uzağa itmiş bir laik demokratik rejimde yaşıyoruz. Ne yapacak yani Kur'an'ın itelemesinde? Yapacağı bu normal. Okumak istiyorsanız normal okullarına gidip deniliyorum. Oradan çok mu Kur'an anlayan adam çıkıyor yani çıkarılıyor. Bu amaçla da açılmalı ki bu okullar. Normal okullarına gidenler Müslümanla diğer okullar. Efendim filan okula gitme ile gitmeme arasında Müslüman olup olmama arasında bir ilişki yok. Bir insan İsviçre'de bilmem ne fakültesini okur, ona rağmen tarla Müslüman olur. Ben de ne İmam Hatip'e gittim, ne İlahi Hayat'a gittim, ne bir şey. Küçükken oyun tatlı geldi, Kur'an kurslarına bile gitmedim. İlkokul, ortaokul, lise, Ankara hukuku okudum. Ama bal gibi de İslamcı oldum. Kur'an'dan da anlıyorum, isteyen anlar. Yani okulumuzun engeli yok. Sizin merakınızın ya da meraksızlığınızın engeli var. Meraklıysanız hiç merak etmeyi öğrenirsiniz. Evet. Bir toplum nefislerindekini değiştirmeye çalışırsa o toplumun halinin değişmesine hiç kimseler engel olamaz efendim kızım. Kur'an'ın anlaşılması için Kur'an-ı Kerim'e yönelmeniz gerekiyor. Tabii bu yönelmiş Kur'an'dan kendi düşüncelerimizi tasdikleyici, teyit edici ayetleri ameliyat ederek mi yoksa sadece Allah rızası için sorgulayacağımız kitap olduğu için mi olacak? İkincisi için olacak. Ben dedik ya peşin fikirle yaklaşılmayacak. Yani Kur'an'daki doğrular sizi nereye çeker götürür, elinizden tutup nereye alır vardırırsa oraya varmaya, oradaki doğrulara teslim olmaya hazır göreceksiniz kendinizi. Yoksa Kur'an'da şu iş şöyle çıkarsa ben kabul etmem diyen adam, böyle düşünerek Kur'an okuyan adam hem Kur'an'ı anlayamaz hem de Kur'an'ı kabul ettiğini söylemesi havada kalır. Ne demek yani Allah'ın şu konuda başka türlü söylediyse ben kabul etmiyorum. Olur mu? Sen Allah'ın şartını mı kabul edeceksin? Sen kulsun, Allah'ın söylediklerini eleştirmem, ben şunlarını beğeniyorum, bunlarını beğenmiyorum deme hakkı sana verilmiş değil ki. Sen bir şeyden inkar etsen İslam'ı tümüyle inkar etmiş oluyorsun, kabul edeceksen tümünü kabul edeceksin. Bu bir tek taraflı sözleşme.
Eğer çıkı tercih ediyorsak, bugün Müslüman kalabalıklarının hem de kimliğine toz kondurmayan bu kalabalıkların bir takım biliklere ayrılmış olması, Kur'an'ın Allah rızası için değil de Kur'an'dan soğan sarımsak aramak maksadıyla yaklaşmış olmalarından değildir. Aynen öyledir. Türkiye'nin İslam uğruna yazılarınızı biraz okunan bir şey yaparsanız, okumakta zorluk çekiyorum. Birazcık şeri eder ettiğini söyledim. Neyse okuyamam. Kaderlerinize değil, yazılarınızın okunaksız olduğuna küsur. Peygamberimizin sünnetini o derece sarsatıp olup misallerle anlattınız ki, neredeyse namaza dururken bu kalpte gibi etrafına sarıp sarmaktan biri bizi men ettiniz. İstersen deve dikeni de tak üstüne, yani o senin güleceğinmiş. Entari giymekteki maksat vücudun hatlarını bölgeye etmemektir. Hiç alakası yok. Şimdi Ebu Cehil entari giyiyordu. İnceleyip bak, aksini bulursanız benim sözlerim muhayyer geri alır. Bu başka şeyle de olabilir. Kuzey kutbunda da o bir kardeşi giyersiniz. Bu da bir sünnettir. Buradaki sünnet olan şeyin aslı vücut hatlarının yok yani bunlar avretin setredilmesi mutlaka intihariyle mümkün değil, mantoyla da mümkün. Biraz bol, bugün moda olan pantolon, ceketler var, onlarla da mümkün yani intihari. Peki herkes Arap'ın kıyafetini kıyafet edilmek zorunda mı? Bu din, İslam dini bir kavmin örfünü diğer bütün kavimlere icbar etmek, onlara zorlamak için gönderilmiş bir din olamaz. Zaten hiçbir kavmin örfünün İslam açısından bir anlamı yok. Nerede iyi, güzel bir şey varsa İslam onun doğal sahibidir. Yaramaz bir şey Türk'te, Kürt'te, Arap'ta kim de varsa o da İslam'ın nazarında merdüttür.